İyi akşamlar değerli izleyenler. Bir ekran klasiği haline gelen Ersin Topçu ile Aden Z'ye programıyla yine sizlere konuk oluyoruz. Efendim, mesele mevki makam ya da siyaset değil. Mesele ordunun sorunlarını konuşmak diye çıktığımız bu yolda siyaset ikliminde, siyaset sürecinde, yerel yönetimlerin sahanın hareketlendiği bu günlerde yine sizlerin sesi olmaya, sizlerin dili olmaya, sizlerin görünen yüzü olmaya devam ediyoruz. Efendim, malumunuz yerel yönetimlerle ilgili saha hareketli, saha sıcak, sahada çok heyecanlı gelişmeler, çok heyecanlı bekleyişler var adaylarda. Tüm siyasi partilerin adayları açıklandı. Bu akşamki programımızda Cumhurbaşkanımızın Ordu ziyaretini, Ordu'daki siyasi partilerin Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarını ve zaman kalırsa ilçe adaylarını ve ikinci dönemde de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı konuşacağız. Neler oluyor İstanbul'da? İstanbul'daki orduların, yani ikinci nüfusa sahip bir orduların neler yapıyor? Orduların durumu nedir? Belediye başkanlıklarda hangi parti ne kadar değer verdi? Belediye meclis üyeliklerinde ordular ne kadar etkin oldu? STK'ların bu siyasi partilere ne gibi lobi faaliyetleri veya ne gibi güçleri oldu, etkisi oldu? Onları konuşacağız. Ordular siyasi partilere bundan sonraki süreçte nasıl bir tavır alacak? Bu gibi konuları sahasında uzman, gerçekten orduları iyi tanıyan, orduyu iyi tanıyan kıymetli misafirlerime, konuklarımla sizlere aydınlatmaya, sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Efendim, yakın zamanda 2-3 haftadır orduyu, sahayı gezen, orada neler oluyoru bizzat giderek gözlemleyen, neler olduğunu bu akşam bizlere kulis bilgileriyle veya bizlere ne oldu ki neler olmadı soruların cevabını bulacağımız çok kıymetli büyüğümüz Faruk Menderes İmamoğlu'ya hoş geldin demek istiyorum. Hoş bulduk. Efendim hoş geldiniz. Yani bu sizinle artık şu veya bu şekilde tanıtıma girmiyorum. Sizi herkes tanıyor zaten. Ama sahada neler yaptınız, gittiniz orduda özellikle ordunun siyasi atmosferini, siyaset ikliminde neler dönüyor? Kış aylarında yani Şubat soğuğu olsa da aslında bayağı sıcak, hareketli olduğunu bu akşam sizden dinleyeceğiz. Kamuoyunu aydınlatmış olacağız. Ve efendim İstanbul. Dedik ya İstanbul'da çok hareketli. Siyasi partilerin teşkilatları inanılmaz derecede hareketli. Ordular, ordu dernek başkanları özellikle siyasi partiden gelen siyasi liderlere, ilçe başkanlarına ve belediye başkanlarına çoğu bölgede res çektiğini duyduk. Onların belli talepleri var. O belediye başkanları ise hiç dikkate almıyor. Onları da ilerleyen dakikalarda Sayın Metin Bektaş Bey ile konuşacağız. Efendim siz hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Ersin Bey. Sağ olun. Efendim, evet direkt Cumhurbaşkanımızın ordu ziyareti. Herkes bugün Türkiye'de olduğu gibi orduların gözü kulağı ordudaydı. Yani oradaki Cumhurbaşkanımızın mitingindeydi. Acaba ne mesaj verecek? Yerel siyasetle ilgili konuşacak mı? Veya emekliye bir müjdesi olacak mı gibi birçok beklentisi oldu ama genelde siyasetçilerin beklentisi neydi? Gelecek Cumhurbaşkanı orduya, diğer siyasi partilerle ilgili konuşmasını yapacak. Gidecek, seçim bitecek gibi bir hava vardı. Sizce ne oldu? Tabii ordumuzu konuşurken malum gündemimiz yerel seçimler. Yerel seçimlerde adayların belirlenme süreci aşağı yukarı tamamlanmış oldu. Malumunuz mevcut belediye başkanı Hilmi Güler tekraren aday gösterildi. İyi Parti'nin adayı olarak da Enver Yılmaz Bey ilan edilmişti epeyce oldu vakit. Son günlerde beklenilen CHP'nin adayı kim olacağına ilişkin bir durum vardı. O da netleşti. Demokrat Parti ve diğer partiler de kendi büyükşehir adaylarını belirlediler. AK Parti tüm ilçedeki belediye başkan adaylarını belirledi. İyi Parti kimi yerlerde belirledi, kimi yerlerde belirlemedi. Bu bir soru işareti gibi bir zaman sonra onları konuşacağız. Neden? Evet. Bunda bir stratejik hesap mı var? Siyaset orada bir oyun kurucu. Bir şey mi var? Onu biraz sonra konuşacağız.
Diğer partiler de ilçe başkanlıklarındaki adaylarını belirleyenler oldu. Tabii ki siyasette önemli olan millete hizmet etmektir. Maksat Allah'ın rızası özelinde milletine hizmet etmektir. Esası bu olmalıdır. Son günlerde siyasilerin çokça konuştuğu bir takım kavramların içini boşaltmadan bu istikamette yürümek lazım. Nedir o kavramlar? Dava adamı, idealist adam kavramları üzerinde tarafların birbirlerine ilişkin konuşmalarının ne kadar tutarlı, ne kadar yerinde olduğunu sohbetimizin ilerleyen süreçlerinde konuşacağız. Bu şu mu oluyor efendim? Mesela şartlar değişince, hükümler değişti babında, yani bugün buradaydık, şartlar değişti ve bu olduğu anlamına mı geliyor, yoksa gerçekten dava dediğiniz zaman, evet, yani mezar, pazara kadar değil, mezara kadar mı olması gerekiyor? Şimdi siz açıkladınız, Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler Bey bir önceki yakın geçmişte ki televizyon programında, evet, bize daha önce rahmetli Erbakan Hoca'nın sözüdür bu. Pazara kadar değil, mezara kadar bizimle olanlar olsun şeklinde sıkça vurguladığı bir ifadeydi. Onu vurguladım. Peki, referans noktamız bulunduğumuz siyasi partide birlikte olunca mı aynı davada oluyoruz? Olmayınca davada mı değil, hain mi oluyoruz? Bu süreci subjektif değerlendirmemek lazım. Yani biraz daha şöyle detayı açıklayayım. Malumunuz bizim her ne yapıyorsak referanslarımız olmalı. Türk tarihinden ve İslam tarihinden. Hazreti Peygamberimiz tebliğe başladığında münafıklar, müşrikler ne diyorlardı? Sen bu davandan vazgeç. Evet. Bu tebliğden vazgeç. O da inandığı davayla ilgili bir elime güneşi, bir elime ayı verseler ben bu davamdan vazgeçmem. Bir sürü dünya nimetlerine rağmen demişti. İşte dava adamlığının referansı burası olacak. Veya bunu bugün kullananlar da var abi. Veya istismar ayrı, veya ya o farklı bir şey. Bir yani şiirle çok güzel ifade eden, yine rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'yu anmak istedim. Ben dava için harcamışım kendimi, bir doğrunun imanı bir eğriyi, bin eğriyi düzeltir. Zulüm Azrail olsa hep hakkı tutacağım, mukaddes davalarda ölüm bile güzeldir. Davadaki kastınız bu çizgideki bir dava mı, yoksa siyasi partilerde bir dönem birlikte yürüyüp ayrı düştüğünüz gerekçeler... Burada ayrı düşmeler genelde siyasi davada ne oluyor efendim? Çıkar çatışması mı, liderlik mi, yoksa beklentiler mi? Yani neden çıkabilir ki bir insan... Yani ben aslında buradaki söylemek istediğim, bu kavramlarının içi boşaltılıyor. Evet. Yani sadakatsiz, samimiyetsiz, siyasi kurnazlık... Buna vurgu anlamında böyle giriş yapmak istedim. Şimdi düşünün, buralardan baktığımızda bütün siyasi partilerimizin her birinin İçinden ayrılmış bir sürü türev diğer partiler oluşmuş. Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılmış İyi Partililer olmuş, sonra Zafer Partililer olmuş, Büyük Birlik Partisi olmuş vesaire vesaire olmuş. Efendim dün Refah Partisi'ydi, sonra AK Parti olmuş, yetmemiş, yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi Saadet olmuş. Partisi. Şimdi dava ifadesiyle yorumlandığında davayı tarif etmek nasıl mümkün olacak bu siyasi zemindeki bulanıklıkta? O bakımdan dava nedir? Temelde bir kere millete hizmet etmektir. Millete hizmet etmenin yolları da bellidir. Liyakatlı, işini bilen, milletini yürekten seven insanların öncü olduğu kadroların iş başında olmasıdır. Gelelim ordumuza. Ben orduyla ilgili girmişken tam şunu sormak istiyorum Sayın İmamoğlu. Yani siz orada kaldığınız sürece de ordunun gündemi neydi? Yani kısır çekişmeler mi, gerçekten ordunun gündemi, sahada neydi? Ersin Bey, aslında orduda gördüğüm daha ziyade tarafların
birbirleriyle olan ihtilaflarının kavgası kim daha iyi hizmet ederin önüne geçmiş. Evet, bak en önemli şey bu. Burası ben iyisini yaparım, verici, evet, rahatsız edici. Yani ben projelerimle, kadromla şunları daha iyi yaparım mücadelesinden ziyade dünden siyaset kalmış neden olan böyle kirletiliyor yani? Kavgalarını devam ettirir bir uslup içerisinde, kör bir kavganın içerisinde devam ediyor. Bunu Hilmi Güler ve Enver Yılmaz'la ilgili yarışma süreciyle ilgili ifade ediyorum. Ama şu an yani gördüğümüz orduda hizmet belediyeciliği değil, hizmet konuşulmuyor. Neler yapılabilir, ne projeler olur bunlar konuşulmuyor. Sadece bir kavga var. Bundan mı bahsediyorsun? Tabii yani dünlerde... Kavga durup dururken çıkmaz. Yani burada bir rantın kavgası mı var, bir çıkar kavgası mı var? Makamın getirdiği özelliklerin kazanımları mı var? Yani durup dururken ne, bir kavga niye kavgası? Niye kavgası var? Şimdi kavgadan mı besleniyor yoksa ya ordu siyaseti? Gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum yani. Daha önceki programlarımızda ifade etmiştim. Tekrar olacak ama belli ki gene konuşmak durumunda kalacağız. Geçmişte orduya hizmet etmiş olan Enver Yılmaz o günün şartlarında muhakkak ki yaptığı işler de vardır. Tümden her şeyi kötü diye söylemek yok, mümkün değil. Vicdansızlık olur. Yok, güzel ama işler yanı yaptı sıra, Enver Bey. Yanı sıra daha önceki programlarda defaten ifade ettiğimiz ve şehirde çokça problemleri hala konuşulan başlıkları tekrar hatırlatayım. Birincisi, belde evleri dediğimiz yerde hem sit alanı olan denizin kenarında en nezih yerde 3 tane bloğu yaparak, tabii oradaki birlikte olduğu insanları da ayrıca konuşmaya peki yani şimdi ordunun gündemi mi mesela? Belediyelerin konuşuluyor mu? Tartışmalar oluyor. Halen orduda bu yapılmalı mıydı, yapılmamalıydı. O zaman da şunu sormak lazım. Ben de diyorum ki şehrimize o yapılan belde evleri projesi görüntüyü bozmak, kural ve kaidelere göre doğru olmadığı ortada iken bunun yapılmış olması yanlıştır. Ve halen daha bununla ilgili efendim yapanlar mağdur oldu, şöyle oldu, böyle oldu demek anlamsızdır. Burada milletin kaçırdığı bir başka şeyler var. İlerleyen süreçte söyleyeceğim. Belde evlerin bu kadar konuşulmasına sebep olan onu emsal göstermek kaydı şartıyla şehirde başka projeleri olan imkan sahibi zengin İnsanların bir takım projelerinin muadili olacaktı. O sebeple arkada çıkan yaygaranın esası budur. Bunu biraz sonra söyleyeceğiz. İkincisi, Durugöl'de gene ismiyle tekrar gündeme geldi. O günlerde de söyledik. Şahıslara ait olan arazilerin ederinin altında satın almayı baskı zoruyla yapan o günkü Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ve beraberindekilerdir. Yani siz... O aldıkları araziyi kamuya ait bir proje maksatlı aldıkları araziyi bir başkasına çok daha üst rakamlarla satan odur. Nasıl dolayısıyla yani siz, yani, Durugil'in etrafında hazineye ait arazilerin yanı sıra vatandaşların arazileri de ona bitişikti. Güya bir proje yapmak kaydı şartıyla. Ne oldu o proje statın, şu an? Statın evet, yanından bahsediyoruz. Stat ayrı bir facia zaten. Daha önce konuşmuştuk. Şehrin en güzel yerine onu yapılıyor olması ayrıca bir yanlıştır. Alıp insanlardan ederinin altında baskı yaparak aldığı araziyi zaman sonra kendilerine yakın olan birilerine daha yüksek fiyatla satan o günkü belediye idare edenleridir. Çok yakın geçmişte de o alanlar o kadar yüksek rakamlarla mevcut aldıkları o araziyi satmak için ilana çıktılar. Yani bunları görmeyelim mi? Şehir bunları
biliyor, efendim, konuşmasın. Siz dediğiniz kaç yıl önce oldu? Yani Enver Bey'in tam 5 yıl geçti. Peki 5 yıl geçmiş bir süreçte. Yani Enver Bey kamuya ait bir alanı belediye başkanlığının vermiş olduğu gücüyle zor kullanarak çok uygun fiyatı etrafındaki özel şahısların yerlerini topladı. Evet. Daha sonra kendi yakınlarına rant sağlamak amacıyla satıldı. Bu çok ciddi bir iddia. Yani 5 yıldır neden bununla ilgili bir şey mi yapılmadı? Yani zaten bakın günümüzün konusu. Bütün mesele burada. Gerek belde evleri. Biraz önce gerek, dedik ya kavganın arkasında ne var? Niye kavga var? İşte belde bir beklenti mi var efendim? Yani rant kavgası var. Ersin Bey, mesele şudur. Bunların hala konuşuyor olmasının sebebi şudur. Milletin bu eğer yanlış ise, ki ben yanlış olduğunu söylüyorum bu işlerin, belde evler ve o iş ve benzeri işler. O zaman ilgililerle ilgili şu zamana kadar adli ve idari bir soruşturma neden yapılmadı? Evet, ben de aynısını onu sormak istiyorum. Yani, yani beş, burası... Bu 5 yıl sonra bugün konuşulacak bir konu değil ama. Burası meselenin bam tölü. Velev ki yarın bir gün diyelim faraza Enver Yılmaz Bey belediye başkanı oldu. Kazandı. O belediye başkanı olduktan sonra geçmişte yapmış olduğu bu işlerden sebeple yeniden bir idari ve adli çalışma yapılırsa bu samimi olmaz. Yapacaksanız bu zamana kadar yapacaktınız. Evet, bu da burada bir iddia. Yani şimdi başkanlığı bitirdikten sonraki süreçte yapılmadı. Ol velev beş ki yıl, aradan da 5 yıl geçti. Hilmi Bey Ömer döneminde Bey de yapılmadı. Sayın Ömer yapılmadı. Bey kazandığı zaman Sayın Yılmaz Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanırsa idari işlem başlatılır. Bu orduyla ilgili gündem işgal bir başka edilir. Kaosa, gerginliğe vesile olur. Mevcut belediye başkanı oradaki bu da ekonomik zararların yani milletin cebinden çıkmayacağını beyan etti defalarca. Ama milletin cebinden çıktı o paralar. Evet, belediye, yani belediye ödetildi. Buraların adı doğru konulmalı. Esas gelmek istediğim nokta şudur. Neden belde evler konuşuluyor? Şehirde meselelerin içerisinde olanların söylediği birkaç firmalardan bahsediyorlar. Eğer belde evler yıkılmamış, tamamlanmış olsa idi, sahil bantında olan emsal yeni bir sürü projeler arazisi olan iddialar odur ki ordunun ağababalarına duyumlar bunlar. Soya fabrikasının yerinin başka yerlere, hatta Tokat'a taşınacağı, yerinin belde evlerin olduğu yerin emsal gösterilerek yeni mevcut alanı araziye konut projesi yapılacağı düşüncesi olduğu, bu sebeple ilgili ailenin Enver Bey'le daha yakın ilişkiler içerisinde olduğu sıkça o günden bugüne şehirde konuşulmaktadır. Yani bu ilginç bir durumdur. Bu bir şehir efsanesi mi, gerçek mi efendim? Yani bu bayağı bir iddialı bir şey. Yani belde evleri projesiyle işte soyak olduğu bölgenin... Efendim, orası çok güzel bir yerdir. Melet Deresi'ne evet kesişen, denizde kesişen çok büyük bir arazidir. O fabrikayı bir başka yere taşıyarak mevcut yere onu Metin Bey daha iyi bilir. Para emsal kitap transferi. Evet, emsal konut transferi olarak benzeri diğerleriyle eşdeğer hale getirildiğinde nasıl rakamlar kazanılır? Belediye başkanlarının hareketlerinden anlaşıldığı gibi para nasıl kazanılır? Dolayısıyla o önemli. Ya peki bunun yanı sıra bunları söylüyoruz da şehrimize kışın dahi gittiğimizde özellikle Ulubey yolu dediğimiz yoluna çıktığımızda İmam Hatip olarak bildiğimiz bölgeden devam ederken arabalar artık devam etmiyor. Trafik var. Yazın zaten geçilmiyor. Bir tarafta hastaneye gidiyor. Evet. Bir tarafta İmam Hatip var. Bir tarafta Umut Hastanesi var falan. Peki bugün otel yapılmış olan yere, kamuya ait olan yere. Otelin yeri kamu yeri otelin miydi? Yeri kamuya aitti. Mevcut oteli yapan kişi bugünün vekili, dün kamudan aldı ve orayı otel yaptı. Şimdi bir şehir planlamadan bahsediyoruz. Bu otelin yapılmasına kim izin verdi? Doğru işlerden bahsediyoruz. Bunun yapıldığı, temellerinin otel olarak atıldığı dönem kimin dönemi? Enver Bey'in dönemi. Yani bunu mevcut araziyi otel olarak
yapılmasına müsaade etmek demek, zaten oradaki trafik akışı o kadar zor ki, kışın bile arabaların... Bunu şehir plancısı, orada o planı yapan görememiş mi efendim? Yani sizin bunu gördüğünüzü... Rantın olduğu yerde planlar pek gözükmüyor Ersin Bey. Eğer rant varsa o planlar absürt edilebiliyor, görüyor, biçebiliyor. Konu... Gerekirse mele tırmanı bile geri çevirirler yani. Bu konu daha sonraki dönemde hatırladığım kadar Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş döneminde önü kesilmek üzere ve başka insanlarca çok uğraşıldı ama sonuç alamadılar. O başlanan süreç devam etti. Yani Enver Bey ile ilgili konuşulunca buna benzer bazı projeler şehrin nefes almasını engelleyen, hareket alanını engelleyen oluşumları gördükleri için diyorlar ki bunlar yanlış saydılar, bugüne kadar gereken neden yapılmadı? Burası önemli. Evet. Bunu böyle yapan bir iradenin, bu yanlışları yapan bir iradenin bugün başka şehre dönük iyi şeyleri ne yapabilir konusunda şahsen ben merak etmekteyim. Yaptıklarına baktığında neler yapabileceğine ilişkin kanaatlerim bu yönde. Tabii ki yanı sıra diğer belediye başkanlarının da adaylığının açıklanması, belirlenmesi de ilginçtir. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer... Şehirde kaç dönem belediye başkanlığı yapmış Cumhuriyet Halk Partisi'nin yakın zamana kadar neden sebeple adayını açıklamak durumunda olmadı? Neyin hesabındaydılar? Yani şehrin içerisinde 10 yıllardır bu geleneğin insanlarından daha önce yetkin olan birini tespit edip aday çıkaramamak ilginç değil midir? Şimdi o konuyla ilgili bir soru gelmiş efendim. Bir soru gelmiş efendim. Buyurun. Şunu soruyor. Diyor ki izleyicimiz, Sayın Hilmi Güler'le Sayın Enver Yılmaz iki AK Partili yarışırken Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimi kazanan parti olacakken neden güçlü bir aday çıkarmadı? Faruk Menderes İmamoğlu abiye sorar mısın diye vatandaş sormuş. Benim kanaatim odur ki ya bu ne kadar etkili? Mesela vatandaşın gördüğü bu soru sahada ne kadar konuşuluyor veya? Yani buradaki işin doğru götürülemeyişi, sulandırılışını ben bir izah edeyim, ona bağlayayım. O soruya buyurun. Bağlayayım. Bakınız, o hale gelmiş ki CHP teşkilatları orduda hiç kimse ordudan sanki yeterli biri yokmuş gibi il başkanı ilçe başkanlarıyla birlikte Ankara'ya giderek Mustafa Sarıgül'ü ordudan aday etmek üzere girmesi çok ilginçtir ya. Böyle abuk iş olur mu ya? Ya Mustafa Sarıgül denen vatandaşın belediye başkanlığı yaptığı Şişli'de nefes alacak yer mi var? Orada yaptığı işlerden sebeple o da ilginçtir. Gerekli bir adli soruşturmalar yapılıp cezaya bağlanmaması da ilginçtir. Şişli'nin hali ortada. Görünüyor. Bunu orduya belediye başkanı olarak düşünüyor olmak demek ki oradaki yarışta bu iki adaydan biri tarafına omuz vermek anlamına gelir. Soruya cevaben söylüyorum. O kim olabilir? Ben Hilmi Bey'in olacağını düşünmüyorum. Yok. Düşünmüyorum. Peki bunları böyle söylerken şehrin insanlarının konuştuğumuz seçimlerde en muzdarip olan kesimi şudur Ersin Bey. Şehirde 3 seneyi aşkındır imar yapılamıyor. İnşaat yapılamıyor. Evet, ordunun... Ruhsat ya verilemiyor. Peki burada canı yananlar kim? Müteahhitler, inşaat malzemeleri satanlar. İşçiler. İmar durumu niye verilemiyor abi? Yasal veya teknik bir altyapım var önceden veya sonradan kalan. Sebep şu. Işte, yani imar verilememesi bir sebep olmalı. Mevcut belediye başkanına olan sitemlerimizin de merkezinde öncelikli bu var. Nedir? Ne dedik? Hilmi Bey bunca tecrübeye, birikime rağmen kadrosunu oluştururken çok çapsız, beceriksiz, şehri bilmeyen başka bölgelerden insanları taşıyarak bu konudaki süreçleri doğru yönetemedi. Hmm. Yani Altınordu Belediyesi'nin inisiyatifinde olan
imar işlerini talep etti. Aşkın Bey de bu talebe direnmedi. Ne maksatla direnmedi bilmem. Ama şimdi iyi niyetli veya başka niyetli. Anakent Belediyesi varken ilçe belediyesinin binlik ve beş binlik plan yapma yetkisi büyükşehirin elinde. Uyumlu yapmalar anlamında. Ben yapacağım dedi. Birliktelik sağlamış. Ben yapacağım dedi. Altınordu Belediyesi de maraza çıkarmamak adına siz böyle bir talepte bulunduysanız buyurun dedi. Yetkiyi büyükşehire verdi. Ama işin başındaki olan daha önce söylediğimiz ordunun geçmişiyle hiç alakası olmayan imarın başına getirdikleri ve şimdi gidip bir ilçede Adapazarı'nda Sakarya'da belediye başkanı olan vatandaşı oraya getirip ısrarla tutmak en büyük hataydı. Akıl dolayısıyla yani, Ordu'da ikinci dönemde inşallah canının bu olmayacak en çok diyoruz. Yandığı yer inşaat, ruhsat, imar hususları. Ve bu kesimin çoğunluğu gördüğüm sahada ne görüyorsunuz diyorsunuz ya. Evet. Sahada bu işlerle ilgili olanların kahır ekseriyeti canı yangın ve Enver Bey'le beraber. Onu gördüm sahada. Ne kadar dün AK Partiliydi ama bugün Enver Bey'le sahada çalışıyor. Bunların birçoğu AK Partili. Ama herkesin yaptığı gibi dobra bir tavır değil. Böyle göstermelik. Tabii Hilmi Bey'le beraberiz deyip arka planda bu süreçlerdeki yaşadıklarından sebeple Enver Bey'e harıl harıl çalıştığını sahada gördüm. Gördüm. Çok büyük iddia. Gördüm. Hmm. Bu Altınordu sınırları için de söylüyorum bunu. Yanı sıra belediye başkanı adaylar belirlenirken de AK Parti'nin sanki çok tabanın talepleri gerçekleşmedi gibi. Misal Ordu'da Aşkın Bey görevine devam ederken Ünye'de Hüseyin Tavlı Bey devam ederken değişebilirse diğerleri gibi onlar da değişebilir. Normaldir. Ama son raddede her ikisinin yerine belediyenin kendileriyle yakın olduğu ama yeterliliği tartışılan özellikle Ünye'de arkasında durdukları bir kişi belediyede danışman kadrosunda belediye başkanı yapmak için ısrar içerisinde olması bu kimin işine yarıyor? Enver Bey'in işine yarıyor. Yani Allah'tan yapmadılar onların söylediklerini. Bu konularda da mesela Ünye'de Ahmet Arpacı denilen beyin açıklanması benim gördüğüm Ünye'de başa baş bir yarışın orada olacağına dönük. Abi ben bir şey daha sorayım. Sen şimdi Ordu'dan geldiği için Ersin Bey müsaade edersen şimdi Ordu'ya daha hakimsin. Şimdi biz geçen hafta da biraz değinmiştik bu konuya. Şu anda Ordu'dan gelen bilgiler, oradaki yapmış olduğumuz arkadaşla yapılan görüşmelerde de Ordu İl Başkanlığı'na ait olan bir kanalın Enver Bey'in Büyükşehir Belediyesi ile ilgili, yönetimle ilgili, partiyle ilgili özellikle söylediği bir cümle var ki biz dışarıdan gelen insanlara, orada çalışan bayanlarımıza ilgili yapılan hakaretlerin, kasetlerin, CD'lerin, Dallas dizilerinde gibi dolaşıyor demesi çok büyük bir iddiadır. Sonuçta bunu iddia eden Enver Bey'dir. Belediye başkanlığı yapmıştır, doğrudur, yanlıştır. İddia sahibi kendisinin iddiasını ispat etmekle mükelleftir. Bunu AK Parti'nin il başkanına ait olan bir kanalda yapması, o kanalın sahibi aynı zamanda partinin yöneticisi olması, kendine bağlı bir belediyede yapılan bu yolsuzlukları, bu ahlaksız davranışları iddia eden bir kişiyi kendi kanalına çıkartması, objektif yayıncılık anlamında söylemesini hiç kimse kabul etmediği gibi zaten Ordu'lu da kabul etmiyor. Bununla beraber yine Burko'ya değinirsiniz. Yine bununla beraber Ordu İl Başkanı'nın görünürde Hilmi Bey'in yanında geziyor gibi olmasına rağmen birçok projelerle beraber aslında genel anlamda Enver Bey'e ciddi destek verildiği konuşuluyor. Bu sizin gözlemlerinizde şehirde böyle bir algı aldınız mı ya da nedir sizin gözleminiz nedir? Şimdi Metin Bey biraz önceki konuşmayı biraz daha aç dedi. Aç diyor yani. Biraz önce belde siyasetçi olunca farklı. Abi şimdi ben şimdi siyaset sonuç alma sanatıdır. Siz şimdi oradan geliyorsunuz, buradan geliyorsunuz ama sonuçta orada gerçekten kazan kaynıyor. Ne diyoruz? Belde evlerin
emsal sayılarak, emsal sayılarak soyanın aslında soyanın olduğu bölge dediğiniz konuta çevrilerek büyük bir rantın peşinde oldukları iddia ediliyor şehirde. Bu iddia o ailenin. O ailenin. O ailenin tabii. Bilmiyorsan bunu nasıl bulursun? Altaşların. İki. Şehirde efendim ya isim belirtmeyelim özellikle cevap hakkı aile olarak bu ailenin bir tamam yani sorunca, siyasi parti olarak soru sorunca ama isim olarak zikretmeyelim şimdi, ve söz hakkı doğan izleyicilerimiz veya il başkanı bağlanabilir bence. İl başkanına gerçekten bir AK Partili olarak benim sormam gerekenler var. Ben de AK Parti Ordu İl Başkanı bağlanabilir yayına. Kamuoyundan bize gelen şehirde konuşulanları biz kendisine sormak isteriz. Yayına bağlanabilirse mutlu olurum. Şimdi geçmiş ilişkileri bahsederken sadece o aile üzerinden değil genel anlamda Enver Bey ile olan süreçte rant devşiren daha bir sürü müteahhitler var. Yani bunları tek tek konuşmanın alemi yok. Kamuya ait birçok yerin verilerek birilerine otel yapılması, efendim sinema olarak bildiğimiz yeri bir başkasına, efendim sahilde sıfır bir kafenin mahkeme kararına rağmen yıkılması gerektiği bir durumda onun imar barışı kapsamında korunması gibi bu dün imkanlara kavuşmuş insanların birçoğu geçmişin hatırı ve hakkı üzerine Enver Bey ile şehirde çalıştıklarına şahit oldum. Bunlara dönük. Ama bunları yapan kişilerin, aklı başındaki insanların bunu bir kavga aracı değil de millete hizmet aracı şeklinde sunarak kendi yaptıklarını ve eksik kaldığını düşündüklerini, bu arada projelerini söyleyerek dünkü yanlışı yapmadan ordunun şehri bilen çocuklarıyla liyakatli insanlarla olan yürüyüşünü yapmalılar Hilmi Beyler. Dünkünün benzeri hatalara düşmemelidirler. Evet. Düştükleri zaman karşı tarafta bunu fırsat bilerek bu atraksiyonlara girmesi son derece normal. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Ben sorumun cevabını tam olarak alamadım. Bütün bu perde arkasındaki görüntüler beldevlerinden bağlıyoruz abi. Sadece beldevleri demeyin. Veya bakın başka şeylere bağlıyoruz. Ne diyorum? Şehirde, o zaman şehirde söylenenle ve il başkanının yapmış olduğu şeyler doğru mu anlamına geliyor? Şehirde sadece sen il başkanıyla sınırlama. Dün ama Enver sonuçta, Bey'le... Sonuçta seçime AK Parti giriyor da AK Parti'nin temsilcisi bir numarası amiral gemisinin başındaki kaptan il başkanıdır. Hilmi Güler de seçim boyunca teşkilatçı olarak il başkanına bağlı. Ben siyasi olarak bakıyorum. Abi, siyaset görmüyor mu bunu? Yani sizin gördüğünüzü veya sokakta konuşulan siyaset görmüyor. Ona diyeceğim. Senin bu gördüğünü Sayın birileri görmüyor. Hilmi Bey bakan yani. Valla Hilmi Bey de görüyor. Ben birkaç milletvekili arkadaşı da aradım. Başkalarını aradım. Herkesin bana söylediği bir şey var. Ben o kadar derinlemesi, aman Metin gözünü seveyim bu konulara girme. Oradaki durumu biliyorsun. Bunu AK Partililer söylüyor bana. Ya neyi biliyorum, neyi görüyorum? Yani AK Parti'nin il başkanı karşı tarafın adayını sürekli pohpohlaması, sürekli reklam etmesi, sürekli anlatması, kendi partisine ve belediyesine, kendi yönettiği belediye hakaret etmesi, iddialarda bulunması, bu iddiaların cevabını vermemesi, tepki vermemesini siyaset okumuyorsa oradaki cümbüşün abi adı nedir ben anlamıyorum. Bey, yani bunu kanalın ne kadar tarafsız olduğunu herkese kapıları açtığı olarak da algılanabilir ama. Ya bakın ben şu an AK Parti Başkanı'nı eleştiriyorum ama bu siyaset görmüyor mu diyorsunuz ya. Ben halkın adına bunu söylüyorum. Ben bunu TV52'de ben şu ana kadar bana çok şey yapıyorsun diyorlar ama alakası yok. Ben şu ana kadar burada AK Parti aleyhine bir şey söylemeyeceksin. Şu parti adına bir şey söyleyeceksin. Şunu yap. Ben öyle bir tepkiyle şu ana kadar karşılaşmadım. Ben doğru bildiğimi hangi parti olursa olsun kim yanlışsa söylemekle mükellefim. Evet, bunu da söylerim yani. Erşim Bey, Metin Bey'in AK Partili birisi olması sebebiyle yüreğinin fazla yanması normal karşılamak lazım. Kolay bir şey değil. TB52'nin kapılarını bu zamana kadarki süreçte toplumun her kesimine açıyor olması bir başarıdır. Evet. Yani dünlerde problem yaşadıklarına dair, geçmişte TV52'nin anlamsız geçen bir meseleden sebeple kapatma durumuna geldi Enver Bey. Ama aynı Enver Bey ile ilgili ilk programı bizim kanalımızda demokratik tavrı gereği şehre girişi ve süreçle ilgili de yayınlarını
yapmam demedi. Tarafsız bir şey. Yani en güzel yayını yaptı. Yaptı. Sayın İsa Akçay'la yapılan program çok etkili bir program. Hilmi Bey ile İdris Naim Şahin arasındaki yarışmada da bunu yaptı. Haliyle haklısın. Yani iktidarın il başkanının bu süreçte biraz daha hassas olmalı. Bir kayırmacı yaklaşımı görüyorsun. Özür diliyorum. Benim derdim basın değil. Şu kanal bu kanal derdinde değilim. Benim derdim bir AK Partili olarak AK Parti'nin il başkanı orduya seçim kazanacak ordunun başındaki komutandır. Askerin başındaki komutandır ordu il başkanı. Seçim sürecinde bütün ilçe başkanları, belediye başkanları, tüm adaylar il başkanının emriyle hareket edecektir. Onun vermiş olduğu programa göre hareket edeceklerdir. SKM'yi ordu merkezde kuracaklar. Benim ağrıma giden şudur. Hangi kanalda kimin ne söylediği değil. İl başkanı kendi kanalında birisini çıkartıp kendi partisine ve kendi himayesinde olan belediye bu kadar ağır iddialarda bulunurken il başkanının kalkıp bunlara cevap vermemesi ve her hafta aynı yayınlara devam ettirilmesinin perde arkasını siyasetin erbapları da görmeli, ordu il başkanı da görmeli, ordunun genel merkezi de görmeli. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Metin Bey, siz kanalı sürekli izliyorsunuz. Ben evet. Sürekli izleyen birisi değilim. Ben sahadaki insanlarla olan yaşadıklarımı, yaşadıklarımı Ersin Bey'le paylaştım. Belli ki sizin o yayınların ısrarla ve sürekli devam ediyor olduğuna şahitliğiniz var. Ya hayır, her hafta yayınlar çıkıyor sonuçta. Bilmediğim için o konuda ama ben şehirle ilgili görüşlerimi söylüyorum. Efendim, tespitleriniz, teşhisleriniz gerçekten çok etkileyici. Devam edelim lütfen. CHP ile ilgili aday belirleme süreci nasıl başladıysa orada bir başka hesabın olduğu aşikar. Yani bunu anlamak için alim olmaya gerek yok. Mevcut adayın her biri şahsına duyu bir şey dememiz asla mümkün değildir. Ama ordu için iddialı mıdır? Asla mümkün değil. Yani ne kadar az oy olursa iyidir anlamına gelen bir aday gibi tespit edilmiş. Oysa ki orduda bu adaydan çok daha fazla oy alabilme potansiyeli olanlar varken ısrarlı bir şekilde bugüne kadar bekletilip böyle bir adayı, ki aday şehirden de değil, bildiğim kadarıyla orduda yaşayan değil, Ankara'da yaşayan, ordudan giden insanların dertleriyle ilgili olan, geçmişte CHP'de adaylık falan da yapmış ama şehri tanımıyor yeterince, yoğun olarak şehirle bağlantısı yok. Bu kadar geç açıklanması ve açıklanan isimden de sebeple bakıyoruz ki CHP'li yapı orduda bir başka hesap, birine taraf çalıştığı görülmektedir. Efendim, sizin özellikle bu tespit ve teşhisleriniz, devlet aklıyla koyduğunuz hakikaten reçeteniz çok anlamlı. Müsaade etsek diğer arkadaşa şeyi değerlendirecektim. Sayın Cumhurbaşkanımızın ordu mitinginin şifreleri nedir? Siyasetten ne okuyorsunuz diye. Vaktimiz de çok kısaldı. Sayın Bektaş, yani Faruk abi bu akşam sadece ordunun geçmişteki bu kavgaların sebeplerinin bir nesi olsun anlatmaya çalıştı ama yetmedi. Daha birçok sebepler var gördüğümüz kadarıyla. Ben sadece gündemi, günün değerlendirmek adına şeyi sormak istiyorum birinci bölümde. İkinci bölümde size daha çok söz vereceğim ama Cumhurbaşkanı'nın ordu mitingini çok bir beklenti vardı. Sanki o beklenti karşılanmadı. Cumhurbaşkanı'ndan daha farklı bir akrasyon, daha farklı bir siyaset bekleniyordu. Bugün olmadı gibi. Sizin görüşleriniz nedir? Bununla ilgili. Tabii şöyle bir şey. Aslında Faruk abi dinlerken aslında ben çok derin ufuklara dalıyorum. Dinlemekten de çok büyük zevk alıyorum. Ama Faruk abi bilgi birikimiyle konulara o kadar vakıf ve o kadar farklı bir perspektiften bakıyor ki biz biraz daha herhalde heyecanlıyız, daha tez canlıyız. Konuya direkt sonuçlandırmaya gidiyoruz. Yani soruya evet hayır şeklindeki cevaplar almak gibi sıkıştırıyoruz bazen abi, evet. Kusura bakma. Şimdi aslında şöyle, orduda bugün son 5 dakika Sayın Cumhurbaşkanımızın orduya gelişinde iki türlü beklenti vardı. Bir, ordu halkının ve kamuoyunun merkezi hükümetin
halka tabana işte emekliye işçiye, fındıkla ilgili, orduya yapılacak orada projelerle ilgili, yatırımlarla ilgili, yapılacak yatırımlarla ilgili, merkezi hükümetin cumhurbaşkanının bir ile geliyor olması o il için çok çok önemlidir. Dolayısıyla halkın birinci beklentisi Sayın Cumhurbaşkanı'ndan devletin ordu ile ilgili planları, projeleri, işçi, emeklisi bunlar beklentisi. İkinci bir beklenti, siyasetin beklentisi bunlar değildi. Siyasetin beklentisi Enver Bey'in her ortamda Sayın Cumhurbaşkanı'yla bir probleminin olmadığını, kendisini hatta oğlu kadar sevdiğini, hiçbir kırgınlıkların olmadığını, yıllarca beraber çalıştığını, dolayısıyla orduya geldiği zaman kendisine karşı herhangi bir şeyin olmayacağını, daha önceki yapmış olduğu bir toplantıda söylediği zaman siyaset aslında şunu bekliyordu. Tayyip Bey orduya geldiği zaman var, Enver Bey ile ilgili bir şey söyleyecek mi? Yoksa Enver Bey'in dediği gibi hiçbir şey söylemeden seçim çalışmasını yapıp gidecek miydi? Hiç de beklendiği gibi olmadı. Tayyip Bey özellikle bugün konuşmasında, ordu yerel basında da bugün bütün her tarafta da yayınlara düşmüş. Gerçekten çok ağır sözler söyledi Enver Bey için. Ne yani, ne söyledi? Net bir şekilde Enver Bey'i hitap. Yani şöyle, bizim işte nedir? İşte istifa edecek, önce seçimi kazanacak, İyi Parti olarak seçimi kazanacak. Daha sonra bizim partimize, AK Parti'ye geçecek. Bizim trenimizden inip gidenlerle önce davasına sadık olacaklar. Davasını ihanet edenlerle bizim işimiz olmaz gibi. Enver Bey seçimi kazanırsa niye geçsin ki efendim? Geçmesi için bir sebep yok ki. Yani. Hayır, bunu Tayyip Bey söylemiyor. Enver Bey kanadı söylüyor. Yani Tayyip Bey tarafından öyle bir şey söylendi yok. Enver Bey tarafında da yani onun için de düşündüğün zaman onu ben bilemem. Bu şimdi bu kamuoyunda konuşulanı söylüyoruz. Tayyip Bey de onun da kulağına kadar gitmiş ki Tayyip Bey oradan öyle bir açıklama yapması gereği duyuyor. Dolayısıyla bence siyaset anlamında Enver Bey belki de bu kadar Sayın Cumhurbaşkanı'ndan kendisine yapılacak bir ağır eleştirilerin, tepkilerin geleceğini beklemiyordu. Bu birkaç gün daha bence bu konuşulur, uzun süre daha konuşulacağını zannediyorum. Çünkü Enver Bey her konuşmasında benim işte Cumhurbaşkanlığı hiçbir problemim olmadı. Ordunun içindeki ve genel merkezin içindeki ayak oyunlarına gittiğini söyledi. Eğer öyle olsaydı Sayın Cumhurbaşkanımız Enver Bey'in herhangi bir hatasının veya yanlışının olmadığını düşünmüş olsaydı, işini çok layıkıyla iyi yapan birisi olduğunu bilseydi, Sayın Cumhurbaşkanı Enver Bey'e görevinde istifa etmesini istemezdi, görevinde kalırdı. Daha sonraki dönemlerde de yeniden görev tevdi edebilirdi. AK Parti'de dönem dönem bunlar olur, görevden alınmalı olur, bir müddet bekler, bir müddet sonra aynı arkadaşlar çok daha iyi makamlarda görevlere gelebilirlerdi. Enver Bey, AK Parti'den iki tane aday dediniz biraz önceki konuşmanızda. Enver Bey AK Parti'den aday değildi ama hala bir ümidi vardı. Belki beni gösterebilirler diye bir ümidi vardı. Ama AK Parti kanadında hiç böyle bir şey yoktu. Yok, AK Parti adayında demek istediğim şu. İkisi de AK Parti'de siyaset yapmış. Aslında iyi bir siyasetçi. Yerelde gerçekten ulusal düzeyde siyaset yapmış. Enver Bey iyi bir siyasetçi, iyi bir siyasi aktör. İki adayın yarıştığı bir dönemde Cumhuriyet Halk Partisi iyi bir aday çıkarsa belediye başkanlığını kazanabilecek bir pozisyonda değil miydi sanki orada? Ben iki cümleyle lütfen esas sorunuzu şöyle cevaplandırayım. Çok kısa reklama gideceğiz. Enver Bey tecrübeli bir siyasetçi. Ne dedi yakın geçmişte? Benim Numan Bey'le problemim yok dedi. Gönlü Hazreti Muaviye, dili Hazreti Ali'den yana diyen kimdi? Numan Bey'le ilgili. Kimdi? Ya ben Numan Bey'le ilgili ordu siyasetine müdahale etmemesi gerektiğini düşünüyorum ordu, artık. O ayrı. Yani ben Enver Bey'in hiçbir problem yok diyor ya, Numan Bey'le bizim gittiği yerlerde hiçbir problemimiz olmadı diyor. Geçmişte bu sözü söyleyen kimdi? İki, Enver Bey... Geçmişte belediye... Numan Bey de Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili çok ilginç ayrı, şeyler söylüyordu. Ayrı, ben siyaset... size onu demiyorum. Yani Enver Bey'in ordudaki stratejisini söylüyorum. Evet. Yani etkin olan kişilerle çatışmacı bir üslubu seçmiyor. Ve doğru yapıyor kendi siyasi hesapları adına. Bunu böyle düşünen birisi Cumhurbaşkanımıza dönük, eleştirel, çatışmacı bir üslupla siyasetini sürdürürse, oradan çok oy almayı düşündüğü bir yerden oy alabilir mi? Evet. Alamaz. Bu hesapla Cumhurbaşkanı ne söylerse söylesin, içinde birçok şeyler geçmiş olmasına rağmen
cevap vermekten imtina edecektir. Kesinlikle. Cevap verdiğinde AK Parti seçmeni, Ordu seçmeni, Ordu'daki seçimi tek başına Hilmi Bey ile Enver Bey arasında görmüyor. Cumhurbaşkanına dönük sayıklarla daha ziyade tercihini yapıyor Sayın İmamoğlu, Hilmi Bey'den ben ziyade. Ama şunu gördüm, sahada gerçekten güçlü bir İYİ Parti var. Belki de tüm Türkiye'deki en iyi seçim kampanyasını Ordu'da yapıyor. Bu da ordulara, orduya yakışan bir şey. Reklamlara gideceğiz kısa. Hakkını verelim. Öbür tarafa göre daha iyi saha çalışan kadrosu var. Evet. Diğeri parçalı, evet. Birbirlerinin ayaklarına çelme atıyorlar. Sayın Bektaş'ın bahsettiği konuya geliyor. İl belediye seçiminde ilk sahada olmazsa, seçim koordinasyon merkezleri, SKM'lar düzgün çalışmasa çıkacak manzara bu. Bunu da parti yetkililerinin, ilgili kişilerin görmesi gerekiyor. Efendim kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra sizlerden gelen birçok soru var. Sizlerin sorularınızı konuklarıma soracağım, kamuoyuna aktarmaya çalışacağım. Ve ikinci dönemde yine İstanbul'u zaman kalırsa konuşacağız ama Ordu'da ilçeleri konuşmaya devam edeceğiz. O ilçelerin ziyaretleri kim nereye gittiğinde nasıl etki görüyor onları konuşacağız. Kısa bir reklam arası diyoruz. Reklamlardan sonra görüşmek üzere. Efendim iyi akşamlar. Şubat'ın bu soğuk havasında, dışarıda soğuk ama siyaseten evlerimizde çok sıcağız. Sahalar da çok sıcak ve bugün Ordu'yu, Ordu'nun adaylarını değerlendirmeye devam ediyoruz A'dan Z'ye programıyla. Sayın Bektaş, size gelmek istiyorum. Birinci dönemde Ordu'yu konuşurken Cumhurbaşkanımızın Ordu ziyaretini konuştum ama bir konuya da değinmeden gidemeyeceğim. Bakın ben bugün Cumhurbaşkanımız Ordu mitingi vardı. Belli bir kalabalık vardı. Enver Bey'in de Kabataş ziyareti vardı. Yani o sahaya çıkmıştı. Ben sabah baktım. Çok güzel bir miting yaptı Kabataş ilçesinde. Yarım saat içerisinde 25 bin izleyici kitlesine ulaşmış. Yani Kabataşçı değil bir şey. Kabataşçı değil. Yani Kabataş'a tabii ki ama Enver Bey belediye başkanlığı döneminde o ilçelerde konaklayarak ilçedeki vatandaşların ilgisini, beğenisini kazanmış bir siyasetçiydi. Siyasetin dilini, sahayı bilen bir siyasetçiydi. Ve düşünebiliyor musunuz? Yani yarım saat içinde 25 bin kitleye ulaşmak, şu an kaç kişi de onu bilmiyorum, bakmak isterdim ama. Yani böylesine ilgi, böylesine mesela şey görürken Kabataş gibi 3 dönem ne yaptı ki, 4. dönem ne yapacak diyen sorular geliyor bana mesela. Belediye başkanını AK Parti, siz daha önceki programlarda ısrarla söylüyordunuz ki yani AK Parti teşkilatı çok güzel çalıştı. Yani belediye başkanlarını belirlemede inanılmaz derecede düzgün çalıştı ve iyi adaylar belirledi deniliyordu. Sizin özellikle iddianız, o yüzden sormak istiyorum. Kabataş 3 dönemdir hiçbir şey yapmayan bir belediye başkanı 4. dönem ne yapacak? Ben çok merak ediyorum açıkçası, size de soracağım Ersin ama. Bey. Aslında bu soruyu ben cevaplandırırsam daha doğru olur diye düşünüyorum. Abi sana devrettim, sen konuya daha hakimsin. Ordu'daki şehre dönük meselelere çok hakim değil. Özellikle genel şunu söylüyorum. Genel bir hakimiyeti var. AK Parti teşkilatının, Kabataş konusunu, AK Parti teşkilatının ısrarla yani bu seneki seçimde adayları belirlemede çok iyi kriterler ve sahayı dinleyerek, teşkilatları dinleyerek, teşkilatların talepleri doğrultusunda adaylar belirlendiğini iddia ediyordu. O yüzden sordum. Buyurun sizden alayım şimdi efendim. Şimdi Ersin Bey, ben bir vesileyle beyefendiyi tanıdım. Geçen dönem aday olma sürecinde. Ama Sayın Kabataş Belediye Başkanı gerçekten çok kaliteli. Bak, inanılmaz güzel bir insandır. Var yani ben o zaman, onun üzerine, ben, o zaman dördüncü dönem olması normal. Hayır, güzel yok, siyaset yok, güzel ben, olmak gerektirmiyor. Siyasetçi istiyoruz biz. Bak ben inanın söylüyorum. Sizden ben, güzelliğiyle ilgili o sizin şahsi hükmünüzdür. Ben kötü demiyorum ama size katılmıyorum. Neden katılmadığımı da söyleyeceğim. Buyurun. O üçüncü dönem adaylığı sürecinde rahmetli olan bir dostum, Yurdakıl Çağman diye bir kardeşimle, evet, Allah rahmet eylesin, o bölgelere çok gidip geliyorduk. Onun vasıtasıyla
belediye başkanını tanıdım. Birkaç kere oturduk. Gördüğüm özelliğinin en önemli tarafı 7 Yıldız ailesinin damadı. Evet. Bu, birinci özellik bu. Her ne hikmetse. İkinci özellik o bölgelerde yoğun olan bir cemaatin içerisinden olması sebebiyle orada. O dediğiniz, o, iddia ettiğiniz cemaat bugün AK Parti'ye cephe açmış, kılıç o açmış yok, bir cemaat. Yok, o değil. Başka bir cemaat. Şimdi bakın 3. dönemdeki şahit olduğum bir şeyi söylüyorum. Süleyman Cadı'dan bahsediyorsun efendim. Evet. O cemaat de şu an silah şey açmış. Ha, pardon, onu kastettiyseniz evet. Haklısınız, onu kastediyorsanız. Evet. Tamam, ben onu kastettim. İfade etmemiştim, siz açık girdiniz. Şimdi onlarla bağlantısı olduğunu düşünüyorum. 3. dönemdeki aday oluş sürecinde bir olaya rastladım. Bu olay çok garip bir olaydır. Aday olma aşamasında kendisine yakın olan birisi, soyadını hatırlamıyorum ama Kemal diye biri, bir sonraki süreçte belediye başkanı aday olmayacağı taahhüdünü veriyor, yanı sıra da yüklü bir evrak veriyor. Evet, çek. Alankent bölgesine kimse, bağlı. Ama ona rağmen sözünde durmuyor, evrak vermesine rağmen tekrar aday olmak için manevralar yapılınca bir gerginliğe şahit oldum. Rahmetli arkadaşımla beraber. Oo. Yani şunu söylemek istiyorum. İnsanlar doğru işler yapmadı. Siz bir sonraki dönem belediye başkanı olmak adına birilerini geçici süre bir menfaatle bağlayarak günü geldiğinde ya sözünüzde duracaksınız. Zaten o evrakı vermek baştan aşağı bir yanlıştır. Çok büyük hata. Verdiyseniz ödeyeceksiniz. Öyle bir gergin süreci sebebiyle rahmetli arkadaşımla tanıdım, gördüm ki basiretsiz, meselelerin tümünü çekip çevirecek bir insan değil. Güzel, ama falancalara yakın var. Olmasından yani, sebeple. Faruk abi öyle söylüyorsun da bu kadar film fırlak çevrilebiliyorsa, bu kadar olaylar döndürülebiliyorsa bayağı basiretli, bayağı zeki ki 3 dönem bitirmiş, 4. dönem aday olduysa bu perde arkasındaki operasyonları sizin anlatımlarınıza göre söylüyorum. Ben belediye başkanını tanımam, yaptıklarını bilmem, Ersin Bey sorduğu için söylüyorum. Sizin söylediğiniz anlamda basiretsiz diyorsanız ve diğerlerini de yapabiliyorsa bayağı basiretli, bayağı da iş bilir birisi. Yok, ben en büyük başarısını söyleyeyim size efendim. Ben sayın... ilçe başkan şey belediye başkanım yayına da bağlayabilir. Kabataş ilçesiyle ilgili özellikle Yakup Bey. En büyük başarısı sayın başkanım sizin yüzyıllardır yani asırlardır garay yolu olan yolu kapatıp çevre yolunu yani köylerden gelen yolu çevre yoluna bağladınız ya bu sizin başarınız. Ben bunu söylüyorum size. Bizim orada size şöyle anlatayım. 3 tane ilçeye bağlanan 10 tane köye, 15 tane mahalleye bağlanan köy yolunu karayolları standartları gereği veya kalite gereği öyle bir akıl tutulmasıyla, böyle iddiayla çevre yoluna bağlıyorlar. İnsanlar işte benim kendi mahallemden de gelirken ben kendi mahallemden şehrin içine çevre yoluna bağlanıyorum. Çevre yoluna bağlandıktan sonra tekrar şehrin içine giriyorum. Yani orada yani 1 kilometre yolda bir şehir planlamayacak kadar kabiliyetli bir belediye başkanı ki köy yollarını şeye bağladı. Benim tüm tepkim, tüm itirazım ve ısrarla da belediye başkanını o yolun yiyeceğini diyordum. Ve bugün yiyeceğini de görüyoruz gelen yorumlardan. Evet. Yani şu var, 4. bir defa yapılmayı hak ettiğini düşünmüyorum. Oradaki evet, o yolla ilgili bir hikaye var efendim. Yani özellikle o yolla ilgili iddialar var. O yol yapılmasında oradaki binayla ilgili birçok iddialar var. Eğer o iddialarla ilgili açıklama yapmak isterse biz Sayın Belediye Başkanımızı yayına da alabiliriz. Burada canlı yayına da alabilirim kıymetli başkanım. O yol olmalı yoksa o yol olmazsa siz o belediye başkanlığı olmayacağı kanaatindeyim. Siz tabii bölgenin insansınızsınız. Benim bilmediğim hususlar var. Ben sadece bir dönem şahit olduğumu ifade etmek istedim. Evet. Bu iki gerekçeyle aday edilmiş olabileceğini düşünüyorum. Metin Bey devam edebilir. Evet, sizin Ordu Cumhurbaşkanımızın
Ordu mitingiyle ilgili söyleyecek sözleriniz var mı? İstanbul yani, seçimine girmek bence istiyorum. Bence İstanbul'a geçelim çünkü Ordu yeterince konuştuğumuzu düşünüyorum. Daha da konuşacağız. Yok aslında çünkü ilçelerde çok konuşulacak yani şeyler ilçe, var. Mesela şimdi aday belirlemede daha önceki söylemlerimizde söylemiştik. Biz şu anda mevcut belediye başkanlarının hepsinden faaliyet raporlarını istemiştik. Ayın 20'sinden itibaren meclis üyelikleri süreçleri de bittikten sonra bütün belediye başarı karnesini dökeceğiz. Başarı karnesini biz burada ilçe ilçe işleyeceğiz. Aday belirleme sürecine gelince evet AK Parti Genel Merkezi tüm Türkiye çapında çok değişik kriterlerle gerçekten çok iyi kriterlerle hazırlanıldı ama maalesef Türk siyasetinde olduğu gibi AK Parti'de dönem dönem olabiliyor. Bazı yerlerde işte araya giren kırılamayacak aileler işte başka ilişkiler, işte kamuoyuna açıklanmayan bazı şeylerden dolayı gerçekten hakkını, görevini layıkıyla, halka hizmeti gerçekten hakka hizmet mantığıyla yapıp 3. 4. dönem hak eden belediye başkan adaylarımı elbette var. Bana sorarsanız mevcutların içinde 2. dönem bile hak etmediği halde bugün 3. dönemlerini yapan arkadaşlarımız da var. Girilemek güzel değil mi efendim? Yani yeni yani, taze bir tecrübe tabii ki güzel bir şey ama. Şöyle bir şey, tecrübe güzel bir şey de maalesef Türk siyaseti böyle bir şey. Yani bunu değiştiremiyoruz. AK Parti birçok şeyi değiştirmeyle başladı. 3 dönem kuralıyla başladık, biz bozduk. Yani bizim de birçok şeylerde yenilemiyor olmamıza rağmen. 80. En sonunda bakın işte Cumhuriyet Halk Partisi'nde gördük. Türkiye'yi sürekli AK Parti'yi, sağ siyaseti sürekli eleştiren, yenilenmekten bahseden, şunları yapan işte yenilendi, yenilendi ne oldu onları da görüyoruz. Yani Türk siyasetinde, siyasette genel bir hastalık her tarafta var. Sonuçta bu toplumda Türk milleti sağ taraftaki de, sol taraftaki de, ortadaki de bu bizim milletimiz, bizim insanımız. Yani o tarafta da bizim akrabalarımız var, bu tarafta akrabalarımız, biz bir bütünüz. Maalesef bu eğitim, kültür hepsi bir üst üste gelmesi gereken şeyler. Dolayısıyla adaylar noktasında da siyasi partiler şimdi halkın karşısına çıkacaklar. 31 Mart'ta da herkes karnesini el alacaklar. Yapmış oldukları tercihlerin doğruluğunu, yanlışlığını 31 Mart akşamı tüm siyasiler göreceği gibi AK Parti'de, Ordu'da da, Türkiye'de de, İstanbul'da da görecektir diye düşünüyorum. Ve İstanbul'a geçelim. Birçok soru var ama bir tane izleyicim ısrarla daha önceki programlarımda da çok sordu. Bu sorusunu sormak istiyorum. Metin Bey'e sorar mısınız diyor. Ordu mitinginde Cumhurbaşkanı'nın oy verilmediğinde doğalgazınızın gidilmeyeceğini söyleyerek Ordulu'nu tehdit etmiştir. Bunun ilgili sorar mısınız? Kesinlikle ben öyle bir şey söylemiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın Hatay konuşmasında da söylemiş olduğu, tüm siyasilerin söylemiş olduğu Sayın Cumhurbaşkanımız da bu siyasette bir vardır. Yani düşünebiliyor musunuz? İlçe belediyesi, anakent belediyesi ve merkezi hükümet aynı siyasi partide olursa hizmetlerin akışı, ilişkilerin sağlamlığı daha iyi olur anlamında. Sayın Cumhurbaşkanımız da Büyükşehir'in AK Parti olması hasebiyle ilişkilerin daha iyi olarak hizmetlerin daha hızlı bir şekilde gelebileceğini aktarması. Öbür taraftan kartı Cumhuriyet Halk Partisi kanadı ne dedi? Bu bir ihanettir, bu bir hainliktir. İşte yok siz bize para, oy vermezseniz Hatay'a hizmet gelmez gibi açıklandı. Buradaki konuşma da aynı şekilde. Yani AK Partili bir büyükşehir belediyesiyle AK Partili hükümetin, merkezi hükümetin, AK Partili ilçe başkanının aynı partide olması, frekanslarının uyması, işlemlerin uyumlu işbirliği olmasını aktarmaktadır. Yoksa yani şimdi şöyle düşünün. Yani bunun ne kadar yalan, ne kadar İzmir'de doğalgaz yok mu? CHP'nin yönettiği ilçelere AK Parti devleti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği büyükşehir belediyelerine AK Parti ödenek göndermiyor mu? İller Bankası'ndan hizmet götürmüyor mu? İzmir'in bir defa otobanını kendisi yapamadı, Ulaştırma Bakanlığı yaptı. O zaman İzmir'e hiçbir şekilde AK Parti hükümeti hizmet etmesin. Yani burada Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemek istediği şudur. Aynı siyasi görüşteki partilerin ilçede, büyükşehirde ve merkezi hükümette aynı siyasi partide olması hizmetlerin akışını hızlandıracağını, ilişkilerin daha kolay olacağını söylemektir. Buradan art niyetle başka şeyler çıkartmamak gerekir. Çıkartanların da ben iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Efendim teşekkür ediyorum ama Faruk abiye bir soru gelmiş. Müsaade ederseniz Faruk Bey'e sormak istiyorum. Protokol ilçe Gülyalı'ya hizmet yapmamış bir Ulaş'ın Altınur diye ne yapacağını düşünüyorsunuz? Burada nasıl bir siyaset oyunu kuruluyor? Oyun kurucu kim burada? Buyurun. Hani evet, aslında biraz önce orduyu konuşurken bunu söylemeyi düşünüyordum, ihmal etmişim. Kendisinin ben Gülyalı'da çok başarılı olduğunu düşünmüyorum. Aslında çok beklenti vardı. Yani düşünün, şimdi, çok özür dilerim. Şimdi İstanbul gibi, Ankara gibi büyük şehirleri olan bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin
Gülyalı gibi bir ilçeyi, genç, dinamik bir ilçe belediye başkanlığı kazanmış Ordu'da. Yani 19 ilçede bir tane alınmış. Ben örnek belediyecilik, halk belediyeciliği adına Gülyalı'nın farklı beklentilerim vardı aslında benim de. Yani Gülyalı, şunu düşünüyordum ya, farklı bir Gülyalı izleyeceğiz. Yani Gülyalı Cumhur İttifakı'nda MHP'ye verilden. Hayır, onu demiyorum. Ben şöyle, 19 tane ilçenin içerisinde tek Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı, Ulaş gerçekten genç, dinamik, halkın sevdiği bir belediye başkanıydı. Vatandaşın aslında sorduğu da soru, benim de merak ettiğim. Büyük şehirlerin merkezi hükümetten yardım alamayabilir, bütçesi olmayabilir. Ama büyük şehirlerle kardeş belediyeciliği oluşturarak Gülyalı'nın çehresini, Gülyalı'nın kaderini değiştirebilecek bir imkanlar vardı. Neden bunu kullanmadı sizce? Niye bununla başarısızlığını gösterdi? Ersin Bey kardeşim, önce şuna karar vermek lazım. Kişiyle ilgili kanaat beyan ederken o kişinin insanlarla olan beşeri ilişkilerinde çok sevimli, sıcak temaslar kurması, suni tebessüm ve gülücük yapması mıdır yani işte esas olan bu? Yoksa toplumun tümüne ait ortak altyapı, üst yapı gibi meselelerde hizmete dair yaptıkları mıdır? Efendim şunu söylüyorum, İnsanımız zaten. Bak, insanlar şunu tercih ediyor. Çok özür dilerim. Yani hizmet belediyeciliği istemiyor. Ne istiyor? Kişisel evet. Belediye. İşte bak, bunu başarıyoruz ama sonuçta sonrası beklentiler, hizmet bekliyoruz. İşte, farklı bir Gülyalı bekliyoruz. İnsanlarımız mesela bu tür davranış içerisinde olan kişilere irtifat eder seçtiklerinde her zaman müspet olmayan sonuçlarla karşılaşacağı kaçılmazdır. Bunun örnekleri, benzeri örnekleri var. Bu siyasette başarıyı getiriyor mudur? Sarıgül'dür bunun örneklerinden biridir. Evet. Yaptığı tamamen bu. Mescitteki'yle de, meyhanedeki'yle de hiç mesafe koymadan, evet, çok her mezhep, her dinden herkesle sıcak ama yürekten olduğuna asla inanmıyorum. Sonuç almak maksatlı, hedefine ulaşmak maksatlı, kazanmak maksatlı, ilişkiler zincirinde fevkalede başarılı Sarıgül. Bu çocukta da onu görüyorum. Benzer yaklaşımları. Altın ama olduğunda önemli olan o bölgedeki yollarla ilgili, oraya gelecek diğer hizmetlerle ilgili vatandaşın tümünü ilgilendiren konuda ne yaptığıdır. Buna ilişkin ben Gülyalı'da ciddi bir şeyler yapmadığını düşünüyorum. Bu sebeple bu benzer davranışları Altınoluk sınırlar içerisinde çok teveccüh gösteriyor. Kapıdan kopsanız bacadan giriyor. Her yere giriyor. Bir karşılık ama olur mu efendim? Bu tür davranışlara irtifat edenler sonuçta yanılacaklardır eğer kazanılırsa. Niye? Kişinin yaptığı işe bakılır. O davranış Millet bir yere ittifakı kadar anlamlıdır. Var mı orada sizce? Efendim? Millet İttifakı olur mu orada? Ben olacağını düşünmüyorum. Yani bu Millet İttifakı yani diğer partiler şöyle onu bakın ona zaten maksat onu gerçekleştirmek yönünde. Büyükşehir adayını bu kadar geciktirmeleri, açıklamaları ve akabinde de diğerini tesis etmek. Bak biraz önce söyledik, Enver Bey İyi Parti Büyükşehir Belediyesi adayı ama Ordu'da aday çıkarmıyor. Neden acaba? İşte sorunuzun cevabı. Altınordu'da şimdi İyi Parti'nin adayı yok mu efendim? Yok. Çıkarmayacak. Niçin çıkarmayacak? Yani o zaman Millet İttifakı sağlanıyor. Yani sağda aslında bir yani adı konulmamış, işbirliği açıklanmamış bir birliktelik var Ordu'da. Bunu yapıyorlar. Ha bunu yapıyorlar diye de onlara bir karşı siyasi çıkmak oyun kuruluyor. Tabii bir karşı çıkmak. Aklı. Niye böyle yapıyorsunuz demek olmaz. Netice kazanmaya dönük hareketlerse buna ilişkin dediğiniz konseptteki parti mensupları Altınordu'da bunu yapıyorlar. Ama ben hizmet alabilmeye müsait bir background'u, duruşu olduğuna inanmıyorum. O tür sevimli davranışlarla şimdi çok ilginç bir şey olur. Ben etkilenmeyeceğim. İnşallah millet bunlara dikkat eder. Ben şunu gördüm. Yani gerçekten insan merkezli muazzam bir sosyal belediyecilik yaptı Aşkın Başkan. Yani Altınordu'da inanılmaz projeler yapmış. Yani yerel yönetimlerin yapılması gereken en güzel projeleri. Yani İşkur'daki o devletteki devlet terbiyesi
Onun yereldeki inanılmaz projeler yapmış. Yani köylerde, şeylerde gittim, gördüm. Yani o insan merkezli sosyal belediyecilikte marka olmuş bir aşkına karşılık sadece Gülyalı'da hiçbir şey yapmayıp Millet İttifakı'nın oradaki sahada bir birliktelik yaparak kazanması, dediğiniz gibi o zaman Ordu halkına, Altınordu'ya yazık olur. Bir hakkı teslim edelim. Aşkın Bey, Altınordu Belediyesi için söylüyorum. O imarla ilgili Büyükşehir'in talebi üzerine yetkileri daha ziyade oraya verince bu konuda en çok mağdur olan belediye kim? Altınordu. Altınordu. Ve kaynaklarının çok yaptı. Önemli bir kısmı ne olmuş oldu? Yalnız kesinmiş plan oldu. Yapması için Menderes abi, plan yapması için Altınordu'nun yetki vermesine gerek yok. 53-98 yasa bir ilçenin üzerinde 5000'lik, 1000'lik, 25000'lik planı yapması direkt yetkisi vardır. Bunu Altınordu Belediyesi'ne sormadan da direkt yapabilir. Belki nezaket çerçevesinde planları biz yapalım demiş olabilirler. Eğer Aşkın Bey burada yetki vermiyorum dememe gibi bir lüksü yok, vermese de yapar. Ordu'daki müteahhitleri sen tanımıyorsan bir araştır, ben yasa seni dinleyiver. Ben yasa olarak söylüyorum. Yani kanun öyle emrediyor ama uygulama gereği 53-98 yasada efendim, Büyükşehir Belediyesi bu akşamlık Ordu'yu bu kadar diyoruz. Oradan evet. Gelen soru olursa size kısa kısa onları cevaplatacağım ama evet, İstanbul'a geçelim. Asıl asrın seçimi diyoruz. Türkiye yüzyılında İstanbul'un seçimi. Şöyle bir şey var. Yani hep seçimi kazanan bir siyasi lidere göre ilk defa bir seçim kazanan bir belediye başkanı olunca çok konuşuluyor. Herkesin Sayın İmamoğlu'nun seçim kazanması gerçekten Türkiye'nin gündemi haline geldi. Ve geldiğimiz noktada şu. Sayın İmamoğlu, gelen sorularda da buna benzer sorular var. Şunu soruyor. Diyor ki hiçbir şey yapmasın. Sadece İstanbul'da gelsin, biz yine oy vereceğiz. Bu nasıl bir tepki? Yani bunu niye göre değerlendirmek gerekiyor? Dersin Sayın Bey. Bektaş, yani şu, bakın bu çok önemli. Bakın ben siyaset okuyucularının, siyasetçilerin, lütfen siyaset uzmanlarının, siyasetçilerinin, vatandaşın bu tepkisini iyi okuması gerekiyor. Soru şu, ya hiçbir şey yapmasın. Sadece İstanbul'un sokaklarında dahi geçse ben oyumu ona vereceğim diyen siyaset aklı insan düşüncesinin aslında ne olabilir? Neden yani siz nasıl kötü yönetiyorsunuz ki Sayın İmamoğlu'nu tercih ediyor? Bunun tersini de düşünebilirsin. AK Parti taraftarı olan bir kişi de AK Parti ne kadar kötü yönetirse yönetsin, AK Parti'den kim çıkarsa çıksın ben AK Parti'ye oy veririm diyebilir vatandaş açısından. Bakın bunu şöyle değerlendirmek lazım. Türkiye'de 25 yıldır her seçime girip ve seçimi kazanmış bir lider var. Evet. Ve son iki cumhurbaşkanlığı seçiminde de gördük ki şu bir gerçek ki Türkiye'de %51'i Sayın Cumhurbaşkanımızı yazarsak %49'luk bir oranda Sayın Cumhurbaşkanına karşı bir kitle var. Bu bir gerçek. Şimdi sizin söylediğiniz kitledeki mantık İmamoğlu değil. Sizin söylediğinizdeki kitle aslında İmamoğlu'yla da derdi yok. O kitlenin derdi şu. Bir Tayyip Erdoğan karşıtlığı var. Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu iyi hizmetleri görmek ya da görmemek de değil onun derdi. Çünkü bir insan tamam, ne kadar hata yani bu kadar seçimi bir kazanan bitirin, bakın, Tayyip Erdoğan'a niye bitirin, bu kadar tepki bakın, göstersin? Şimdi bakın İmamoğlu hangi başarısıyla, hangi reklam çalışmasıyla, hangi PR'ıyla 2019'da seçim kazandı? Şimdi bu veya seçimi tersten şimdi bakın efendim. Seçimi İmamoğlu kazanmadı 2019'da. Seçimi AK Parti'nin stratejileri dayatma adayı. AK Parti dayatma adayı. AK Parti'nin dayat buna siz vatandaş nasıl kursa kursun sonuçta vatandaş AK Parti'nin hataları seçimi İmamoğlu'na verdi. İmamoğlu seçimi kazanmadı aslında. İmamoğlu seçimi kazandıktan sonra şimdi vatandaşın bir kısmı da şunu gördü. 5 yıllık bir süreçte İmamoğlu gezen, belediye uğramayan, İstanbul'dayken genel merkezi dizayn etmeye çalışan, Cumhurbaşkanlığına oynayan, oraya giden, buraya giden ama Büyükşehir Belediyesi'ne uğramaktan başka her yere giden bir yapı gördü. Bunu kim gördü? Aslında vatandaşın, İstanbul'daki vatandaşın %80'i gördü. Hepsi gördü ama %80'i... Anketler onu söylemiyor mu? Bir saniye efendim, bitireyim. %80'i bunu gördü ama... Şimdi ben bir AK Partiliyim. Türkiye'de siyasi parti taraftarları adeta takım tutar gibi olmuş. Çok net. Çünkü vatandaş hizmete oy vermiyor. Eğer hizmete oy verilmiş olsaydı
bugün AK Parti'nin yapmış olduğu hizmetleri İzmir'de daha önceki seçimlerde Binali Bey İzmir'de aday gösterildiği zaman İzmirli sokakta şunu söylüyordu ya. Biz biliyoruz ki Binali Bey burada aday olursa İzmir tarihinde ilk defa hizmet görecek ama biz asla CHP'den başkasına oy vermeyiz. Şimdi vatandaşta böyle bir düşünce var. Sayın Bektaş, şimdi vatandaş burada aslında şunu mu yapıyor? Yani merkezi hükümeti bir kantara mı çıkartıyor efendim? Yani siz merkezi hükümetteki başarı veya başarısızlığı bu yere... Bakın bunun seçimde... daha önce gerçekleri yaşanmıştır. Bedrettin Dalan'ın bir çalışması vardı ANAP döneminde. Ben işte Haliç'i gözlerim gibi masmavi yapacağım demişti. Bir çalışma başlatmıştı. O zaman İstanbul'da herkes Bedrettin Dalan'dan çok memnun olmasına rağmen vatandaşın yerel seçimlerde Özal'a bir ders vermek adına İstanbul'da seçimleri SHP kazanmıştı hatırlıyorsanız. O zaman evet. Nurettin Sözen gelmişti. Dolayısıyla İstanbul bir ordu değil, İstanbul bir Anadolu şehri değil. İstanbul'da Büyükşehir'deki belediye başkanı adayı seçimlere %1 ya da %2 etkiler. Ne bunu, etki eder o bunun zaman? Bunun tamamı merkezi hükümet etkiler. Çünkü genel siyaset gibi vatandaş oyunu kullanır. Şu anda anketlere baktığınız... O zaman zor değil mi? Sayın Kurum'un yo, işi ben, çok zor. Yani şu bakın, anda mesela şöyle, sığınmacı bence, sorunu, İstanbul'un birçok sorunu... Bakın İstanbul'da, İstanbul'da sorunu, bakın İstanbul'da Kurum'un işi çok zor değil. Ben Sayın Murat Kurum'un davasına sahip, konulara hakim, çok ciddi çalışmalar yapıyor, niyeti halis. Gerçekten derdi tam anlamıyla İstanbul. Ancak Murat Kurum'un altında çalışan beldelere ve belediyelere indiğimiz zaman, ilçe belediyelerine indiğimiz zaman aynı şeyleri söyleyemiyorum. Peki Murat Kurum İstanbul'daki teşkilata veya sahaya, ilçelere ne kadar hakim bakın, efendim? Onu yani, bakın, gücü yetiyor mu? Bakın mesela? Onu söyleyeceğim. Murat Kurum siyasetin içinden gelen bir aday değil. Çünkü rakibi şöyle. Bugün... Murat Kurum, bir saniye bitireyim. Murat Kurum bürokrasiden, bürokratlıktan bakanlığa, bakanlıktan da siyasetin içine girdi. Bakanlığı döneminde de hiçbir siyasi oluşumun içinde olmadı, hiçbir siyasi demecide olmamıştır. Murat Bey bakan oldu, aday olduktan sonra İstanbul'da karşısında AK Parti kanadında çok tecrübeli, deneyimli kişilerle karşılaştı. Mesela Murat Bey ile ilgili İstanbul'daki ilçe belediyelerinin adaylarının seçimi noktasında etkin olmadığı söylendi. Ama Murat Bey'in öyle bir derdi yoktu kendisinin. Onun tek derdi vardı. İlçe adayları Sayın Cumhurbaşkanımız belirleyecektir. Ben eğer Büyükşehir Belediye Başkanı olacaksam ben Büyükşehir'i bütün olarak düşünme niyetindeydi. Şimdi. Ama şöyle bir şey var. Bakın orada şöyle. Ama bakın ben keserseniz ben devam buyurun. Edemem. Şimdi dolayısıyla Murat Bey bu konuda çok samimi olduğunu düşünüyorum ve görüyorum. Bunun haricinde Büyükşehir tek başına Büyükşehir olmuyor. 39 tane ilçesiyle beraber Büyükşehir oluyor. Fakat AK Parti'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin her iki parti içinde söylüyorum. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday gösterilmeyen birçok aday istifa etti. Çok fazla karıştı. İşte basına çıktı. Şu hala şu an Esenyurt'ta sıkıntı var. Bir hala, fakat Esenyurt'la ilgili mesela. AK Parti'de aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde de çok farklı değil. Karışık mı şu an ilçe teşkilatı? Çok farklı değil. Fakat AK Parti'deki konular Cumhuriyet Halk Partisi gibi çok fazla açığa çıkmıyor. Ben bunu siyaset yaptığım dönemde de söyledim. Parti içi demokrasi Cumhuriyet Halk Partisi'nde daha fazladır. Daha fazla seslerini duyururlar. Bu net. Şu anda AK Parti'de de aynı şekilde var. Aday olan arkadaşlarımız var. Dördüncü dönem işte Kabataş'ta nasıl hak etmediğini düşünüyorsanız İstanbul'da da dördüncü döneme devam eden adaylarımız var. Şimdi ben son zamanlarda teşkilatlarda bütün arkadaşlarla görüştüyoruz. Bilgiler geliyor, gidiyoruz. Kendi bölgemizde de işte Sancaktepe, Sultanbeyli, Kartal, Pendik, Maltepe bu bölgelere baktığımız zaman bugün bir dostumla görüşürken bizimkilerle ilgili şöyle bir şey, abi dedi sana şöyle bir şey göstereyim. Şu anda dedi biz şu noktadayız. Aynen okuyorum bak yazıyı. Ebu Müslim Horasani Hazretleri'nin Emevi Devleti'nin yıkılışında söylemiş olduğu, yapmış olduğu bir gözlem. Onlar zararından emin oldukları için dostlarını uzak tuttular. Düşmanlarını kazanmak için yanlarına aldılar. Yanlarına aldıkları düşmanları dost olmadığı gibi uzakta tuttukları dostları da düşman oldular. Herkes düşman safında birleşince yıkılmaları da muktedir oldu. Şu an AK Parti'nin tek sıkıntısı bu. Kendi seçmenini elinde tutmuyor. Biz öbür taraftan oy alacağız derken kendi tabanımızdaki bütün arkadaşları küstürüyoruz. Şu anda bizim bütün belediye başkanlarımızdaki egolar, ayakları yere basmamalar, benim dediğim olur, benim ekibim olur,
O gelecek, bu gelecek, bunu burada görmeyeceğim, bunu programda görmeyeceğim. O arkadaşları da kazanma, ya gelirse gelir, gelmezse gelmez, ne yapayım modunda çok fazla. Dolayısıyla... Bu AK Parti değil mi? AK ben, şu anda ben şu anda AK Parti teşkilatlarındaki gördüğüm genel havayı söylüyorum. Bu, eğer bu çalışmalar şu anda bir de ayın 20'sinde belediye meclis üyelikleri açıklanacak. Evet, onunla ilgili de sorularım olacak. Şimdi ilçelerle ilgili belediye meclis üyeleri açıklandıktan sonra bu eğer araziye hakim olma eksikliklerini bu belediye başkanları ve adayları, önceki başkan, belediye başkanlar zaten kral gibiler, ellerinde mühürler, kral gibiler, yanlarına yanaşamıyorsun. Onlar ne diyorsa o oluyor. Yeni çıkan adaylar da, yeni çıkan adaylarda zaten birkaç tane ilçe var. Zaten AK Parti olmayan belediye, iki tane belediye başkanı değişti, bir Sultanbeyli değişti, bir de karşıda bir belediye değişti. Dolayısıyla eğer ayakları yere basmazsa, Bayrampaşa değişti. Bayrampaşa değişti, Murat Bey'in işi zor. Ancak ayın 20'sinden sonra bölgelere, demografik yapıya, teşkilat yapısına, teşkilatların görüş ve önerilerine, mahallelerine, sokaklarına hakim olduğunu düşünülerek gerçekten düzgün meclis üyeleri listeleri yapılır ise, hem bu ilçelerde hem de büyükşehirde ve hemen 20'sinden sonra 3-5 gün içinde toparlanıp araziye hakim olmaya çalışırlarsa ben AK Parti... Tam bu aşamada aslında sormak istiyorum Sayın Bektaş. Yani teşkilatlara sahip olmayan, işte belediyelere sahip olmayan, onların belirlenmesinde dahi hiçbir etkisi olmayan bir silik bir lider havası çizerken, diğer tarafta değil İstanbul'u, Türkiye'yi yöneten bir İmamoğlu'yla seçim savaşına giriyor. Yani İstanbul'daki tüm ilçeleri itiraz etmelerine, hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini zedeleyecek şekilde bütün ilçelere müdahale etti ve belirledi. Bu, bunun siyasi liderliğini gösterdi. Yani istediği bütün adayları koydu. Kendi kazanamasa da birçok ilçede, kazanacağı ilçelerde Sayın İmamoğlu'nun adayları devam edecek. Böylesine bir liderle teşkilata sahip çıkmayan bir imam kurumun savaşını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki arkadaşlarla beraber de oluyorum dönemde hanım, onlarla oturuyoruz. Abi artık bizim de diyor bir, yani bu espriyle karışık belki ama gerçeklik paylarda var mıdır yok mudur? Bir, sonuçta bu vatandaşın söylemidir. Artık bizim de bir tek liderimiz var, ona derse o oluyor. Ama bizimkiler sizinkiler gibi değil, bizimkiler anında refleks gösterebiliyor, istifa ediyor. Sizinkiler otur deyince oturuyor, kalk deyince kalkıyorlar. Ya, tabii falan. Ki yani düşünün şimdi, yani ben mesela ama şimdi İmamoğlu'nun, şeyi düşünüyorum yani şimdi, şöyle düşünün. İmamoğlu doğru söylüyorsunuz, şu anda makamın vermiş olduğu güçle. Nasıl bir güç ki? Bakın makamın vermiş olduğu sadece makam gücü ediyor. Değil. Bakın sadece makam gücü değil, başka güçler de var bunun arkasında. Vermiş olduğu güçle hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'deki tüm adaylarına müdahil olmaya çalıştı, hem genel merkeze, ya İstanbul gibi bir yerin belediye başkanı aday toplantısına katılmayan genel başkan. Bu aralarındaki diyaloğun ne kadar önde olduğunu gösteriyor. Evet, İmamoğlu bir figürdür ama İmamoğlu figürü bugün İstanbul'da bir gerçektir. Sonuçta bir seçim kazanmıştır ve şu anda mevcut belediye başkanıdır. Sokağa da çıktığı zaman İstanbul'da bugün diğer partiler de aday göstermişlerdir. Biraz önce Ordu'da konuştuğumuz konu İstanbul için de geçerlidir. Çünkü Tayyip Erdoğan karşıtı olan bir yapı, Tayyip Erdoğan kazanmasın, İyi Partili bir vatandaş veya DEM Partili bir vatandaş veya işte başka bir siyasi partideki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin haricindeki önceki Millet İttifakı'nın ortakları olan tabanda şunu düşünebiliyor. Tayyip Erdoğan'ın adayı kazanmaktansa bizimki nasıl olsa kazanamayacak, Tayyip Erdoğan'ınki de kazanmasın, İmamoğlu'na verelim diyenler olacaktır. Ama gerçek vatandaş, yani gerçekten önünü gören, aldığı hizmetin kıymetini bilen, İstanbul'a neler kazandırıldı, neler kaybettirildi gören vatandaş da bugün Tayyip Erdoğan, şey, Murat Kurum oy vermeyeceğini söyleyenler olduğu gibi ben zamanında İmamoğlu'na şu kadar oy verdik, şu kadar çalışma yaptık, işte bütün rezillik ortada, asla bir daha vermem diyenler de olacaktır. Ve şu anda kamuoyu anketlerinde de çok öyle söylendiği gibi bir puan falan değil, yaklaşık bu fark her geçen günde artıyor. Çünkü gerçi bir de şunun da etkisi var. İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi henüz AK Parti kadar araziye hakim olup hiç sahaya çıkmadı. Henüz sahaya çıkmadı. Şu an sahaya çıkmamış. Henüz sahaya yani çıkmadılar. 40 günü düşünce zaten siyaset iklimi, siyasetin sahası çok değişecek. Çok değişecek ve ama önümüzdeki burada günlerde yani İstanbul çok şeye gebe. Yani çok heyecanlı. Gerçekten değişik bir havaya girecek ama çok çok bakın şimdi biraz önce bir şey söyledik ya, Ordu'da aynısını söyledik. Vatandaş aslında projeye bakmıyor.
Yok, insana bak. Gerçekten projeye bakmıyor. İnsana bakıyor, bir de siyasi düşüncesine bakıyor. Eskiden insanlar araziden, kamuoyundan bu kadar hakim değildi. Ya şöyle bir şimdi şey Sayın Bektaş, kimse evine gidiyor. Bakın evine gidiyor, özür dilerim. Evine gidiyor, belediyeden bahsediyorum. X bir belediyeden. Evine gidiyor, çalışan adam. Sabah saat 6.30-7'de kalkıyor. Aşağı iniyor, bakıyor kapısının önüne, çöp alınmış, asfaltı var, yollar temiz. Arabası varsa arabasına biniyor, trafikte yavaş gidiyor, hızlı gidiyor, neyse ya veya toplu taşıma işine gidiyor. Geliyor, bakıyor etrafta görünürde çok fazla bir şey yok. Akşam da evine geliyor, televizyona bakıyor ve elinde telefonla şöyle bir bakıyor. Gönül verdiği ya da teveccüh ettiği ya da biraz meyil olduğu siyasi partinin genel başkanını düşünerek İstanbul'da oy kullanıyor. Bu net. Büyük peki şöyle bir şey var. Bakın siyaset iklimi çok farklı. Yani düşünün İstanbul'da dernekler var. İstanbul'da demokratik yapılar var. İnsanların tercihleri var. Seçimi etkileyen nedenler var. Etkenler var. Ve bu dönemde, bu işte son 40 günde İstanbul'daki dengeleri değiştirecek agresyonlar da gelecek. Yani siyasi söylemlerin yanında. Aslında şu, 80 öncesi bir yalan siyaseti vardı Türkiye'de. Şu anda yalan siyaseti var. Hiçbir seçmen, hiç kimse, hiçbir partinin seçim beyannamesine bakmıyor. Seçim vaatlerinde biz vatandaş olarak da biz suçluyuz. Ondan bahsetmek istiyorum. Ya siz atıyorum X bir belediye başkanının seçim beyannamesine bakıp daha sonra siz başkan bunu vaat ettiniz. Ne kadarını yaptınız diye hesap sorulabilirliği yok. Takip edilebilirliği yok. Biz basın olarak bunun üzerine gittiğimiz zaman siz şucu musunuz, bucusunuz mottosuna düşüyoruz. Aslında bakın vatandaş aslında takip ediyor. O kadar iyi takip ediyor ki belediye başkanlarının aslında Türkiye'de var ya belediye başkanlığı kadar kolay bir şey yok. Ama samimiysen. Tabii ama niyetin halisse. Şimdi bizim vatandaşımız belediye başkanlığına kendisine temas etmek istiyor. Dokunmasını istiyor. Çok özür dilerim. Siz sözünüzü unutmayın. Bir tane Şakir Kalyoncuoğlu izleyicimiz. İstanbul seçimini tartışmak size mi düşmüş demiş. Sayın izleyicim, Sayın Şakir Bey, biz İstanbul'da yaşıyoruz, orduluyuz, ordulu nüfusumuz var. Orduların da İstanbul artık şehri olmuş, ikinci bir şehri olmuş. Tabii ki biz de TV52 ailesi olarak orduların İstanbul'da hizmet etmesini, orduların bir yerde olmasını istiyoruz. Orduların değer görmesini istiyoruz. Orduların da kamuoyunda söz sahibi olmasını istiyoruz. Bunun için de yayınlarımızda İstanbul seçimini de, Türkiye gündemini de konuşmaya devam ediyoruz efendim. Sizin farklı bir şekilde soru ve sorunlarınız olursa bizlere aktarırsanız onu da biz de kamuoyuna aktarırız. Teşekkür ediyoruz ilginiz için. Evet Bektaş. Dolayısıyla şu anda vatandaş belediye başkanından kendisine temas etmesini istiyor, dokunmasını istiyor. Evet. Dokunmazsa bakın ya belediyecilik artık eskidenmiş yol, su, asfalt bunlar basit projeler. Artık her belediyenin bunu yapması gereken şeyler. Dolayısıyla vatandaş belediye başkanını gördüğü zaman hangi siyasi partiden olursa olsun onunla ilişkisini kuruyor. Ama şunu unutmayın gerçekten vatandaşın bir belediye başkanına yapabileceği tek şey seçim günü geldiği zaman sandıkta gidip o birikmiş hırsını almaktır. Ya oyunu vererek destek veriyor ya da yapılan bir iyiliği ya da kötülüğü unutmuyor. Ya da bir toplumdayken belediye başkanını kendisini es geçerek selam vermemesini, ona temas etmemesini aklında tutuyor. O gün sandığında gerekeni yapıyor. Vatandaş bunu yapıyor. Eğer bunu böyle yapmasaydı ikinci seçimde Sayın İmamoğlu 800 bin fark yemezdi. Pardon 800 bin fark atmazdı. Evet. Ne oldu da 13 bin farktan 800 bine fark çıktı? Vatandaş aslında bilinçli. Dolayısıyla belediye başkanları samimi olacak. Hangi siyasi partide olursa olsun. Bakın Cumhuriyet Halk Sizce Partisi. Sizce AK Parti ordulara değer verecek mi efendim? Yani mesela AK Parti yani teşkilatları şimdi, da. Bak mesela bir dernek başkanı dostumla konuşuyorum dün. Beykoz. Onu da açık açık ilerleteyim yani. Beykoz ordulular. Beykoz'da nüfusu iyi olan bir ilçe. Belediye başkanından tabii ki talepleri oluyor. Yani başkan yardımcılığı veya farklı düzeylerde. Ordulu adayların, ordulların orada temsil edilmek istiyoruz. Yani bizi temsil edeceğim belediyede bir sorunumuz olduğunda, bir derdimiz olduğunda dertlenebileceğimiz, cenazemiz olduğunda bir araba alabileceğimiz bir başkan yardımcısı talepleri oluyor. Sayın AK Parti'nin adayı hiç dinlemiyor ha. Şimdi şöyle bir şey. Dikkate bile almıyor. Bakın, yani şöyle bir şey böylesine bakın, bütün bu kimin belediye neyin başkanları. Kimini? Bakın bütün belediye başkanları... Bu arada bir şeyler söylemek istiyorum Metin Bey. Bir saniye. Buyurun alayım sizi. Bütün belediye başkanları
yardımcılarını kontrol edebileceği kişilerden seçer. Memleketine bakmaz. Biz de bizi temsil edecek birilerini istiyoruz belediyelerden. Şimdi bizi temsil edecek birilerini istiyorsanız, ben mesela şöyle bir duyum aldım. Doğrudur, yanlıştır. İl Başkanlığı bu konuda bir düzeltme yapabilir gerekirse. TÜİK'in açıklamalarına göre İstanbul'da ordu nüfusu 3. sırada açıklandıktan sonra AK Parti İl Başkanı tüm ilçe başkanlarına talimat vererek bölgedeki nüfus oranlarınıza göre her ilçeden bir tane ya da nüfus oranı yüksekse en az iki tane belediye meclislerinin listelerinizde mutlaka bana getirin diye bir duyum aldık. Doğrudur, yanlıştır bilemiyorum. Doğruysa bu güzel bir şey. En azından ordulu bir il başkanının ordulardan meclise birilerinin gönderilmiş olması. Ve 20'sinden sonra göreceğiz efendim. Ben gelecek haftalarda bunları değerlendireceğiz. Ordulu STK'ların çok net bir şekilde söyleyeyim, İstanbul'da karşılığı belediye başkanlığı noktasında sıfır olduğunu, hiç kimse bunu iddia etmesin, sıfır olduğunu net bir şekilde gördük. Bu kadar değersiz olduğunu ilk defa ilk seçimde görüyoruz aslında. Bunu çok aslında. Net bir şekilde gördük. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nde de gördük. Şu anda Sarıyer'de bir arkadaşımız Cumhuriyet Halk Parti'den aday oldu. İşte bizde iki tane adayımız var. Bunların hiçbirisi de ordulu olduğu için değil. Zeytinburnu'da oldu. Zeytinburnu'nda Onur kardeşim gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday oldu. Ordulu olduğu için mi olduğunu bilmiyorum. Ordulu. Hayır hayır. Onu şunun ordu nüfusunda değil. Büyükşehir'de daire başkanıydı. Tamam. O da ordulu olduğu için olmadı. O da ordulu olduğu için olmadı. Ordulu olduğu için daire değil başkanı oldu ama öncesinde. Yani ben o kadar o zaman, bilmiyorum. O zaman ordulu olduğu için. O zaman olabilir. O zamanki ordulu il başkanı bir tanesini oraya daire başkanı yapmıştır. Evet. İşte bizim il başkanımız kimseyi daire başkanı yapmamıştır Onur falan. Onur Soytürk kazanmasını şimdi, isterim. İstanbul'da iki tane ordulu belediye başkanı adayımız var. Ve asla ben inanıyorum ki bunların ikisi de ordulu olduğu için belediye başkanı değil. Çünkü kurallar gereği birisi devam eden başkandı. Daha önceki aynı yerde belediye başkanıydı, başkan yardımcısıydı. Daha sonra iki tane büyük şehirde genel sekreterlik yaptı. Akabinde de belediye tecrübesiyle orada aday oldu. Ordulu olduğu için olmadı ama. İkincisi Sultanbeyli'ndeki arkadaşımız belediye başkan adayımız oldu. O da ordulu olduğu için olmadı. Daha önce yine kendi çabalarıyla ilçe başkanlığı noktasına kadar geldi. İlçe başkanı oldu. İlçe başkanı etik olarak da diğer taraflarda da adayları genelde ilçe başkanlarından tercih ettiği için AK Parti ordulu olmasa zaten yine başka bir ordulu arkadaşın ismi geçiyordu. Dolayısıyla ben şunu görmedim çok net bir ifadeyle teşkilatların içinde ve il başkanlığında orada bizim nüfusumuz farklı. Biz atıyorum bir tane de Sancaktepe'de, bir tane Pendik'te, bir tane Kadıköy'de, bir tane şurada şu adayı da ordulu seçelim mantığıyla ordulu bir il başkanının orduların arkasında durduğunu açıkçası bu noktada peki ne yaptık? Hemen söyleyeyim. İsimlerini vermeyeceğim. İki tane, üç tane STK genel başkan yardımcıları noktasında il başkanlarına, ilçe başkanlarına arayıp biz şu ilin federasyonu olarak karar aldık. Şu ilçede bu arkadaşı meclise yazacaksın, büyükşehirde olacak. Şu ilçede bu arkadaşı yazacaksın. Oldu mu böyle bir şey? Oldu. Şu anda hala dolmaya devam ediyor. Diğer ilçeler, bazı illerden isimlerini söylemeyeceğim. Farklı illerdeki farklı tepkiler illerden efendim. Federasyonlar, STK'lar. Bu da ordulu STK'ların laf üretmekten başka bir şey üretmediğinin siyasette somut örneğidir. Çok net söylüyorum. Şu ana STK kadar STK tecrübesi Faruk abinin de çok iyi. STK'lar olarak şu ana kadar ben merak ediyorum. Ordulu federasyonlarımız, konfederasyonlarımız, kendim de bizzat vakıf yöneticisi olarak vakıf dahil olmak üzere şu ana kadar. Vakfın siyasette işi yok efendim. Yok, vakfın öğrencilerle işi var. Söylüyorum onu da yani siz de bir STK'cısınız diyebilirler. Şu ana kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nde, İYİ Parti'de, AK Parti'de hangi aday için, hangi meclis üyesi için STK'lar elini taşın altına koydu? Sıfır. Hiç kimse bir şey yapmasın. Bir tanesi sürekli ordu günleri yapıp oradan başka şeylerin peşinde, diğerleri başka şeylerin peşinde. Orduları savunuyoruz, orduları savunan falan yok arkadaşlar. Bir yerlere gelebiliyorsan kendi becerinle. İdris Naim de zamanında aynısını söylemişti. Bu kulaklarımla duydum. Ben buralara da ordular getirmedi. Ama ben orduluyum. Elimden gelen her şeyi ordular için yaparım. Fazlasıyla yaptı. Yaptı ama. Bakın yaptı ama. Evet. Şimdi biz de şimdi bir yerlere geliyorsun. Ordulu bir tane belediye başkanımız var. Her gün kapısını aşındırıyorsun. Olmuyor ama. O da yeterli olmuyor. Dolayısıyla STK'ları bu konuda son 5 dakikaya giriyoruz. Zamanımız kısıtlı. O yüzden İstanbul'daki STK'lar ve o İstanbul siyasetiyle ilgili de değerli yani, büyüğümüze bir söz vermek ben istiyorum. Ben son cümleyi evet, söyleyeyim. Ersin Bey önce şöyle bir değerlendirelim. Kapanışa geçeceğiz önce efendim. Söylemiş olduğunuzu dil sürçmesi olarak kabul ediyorum.
12 Eylül öncesi yalan siyaseti. Şöyle ki iki cümleyle cevap vereyim. Öyle söylediniz. Dün belki alt gelir gruplarının hakkı adına, işçi, köylünün hakkı adına, gelirlerin adil olması adına sosyal demokrat kültürün kendi iddiası ve inancı gereği bir mücadelede saf tutmuş olduğu aşikardır. Anahtar dönemini unutmadık efendim. Yani Sayın ben Süleyman söyleyeyim, Demirel'in... ben bir şeyi söylemek Buyur. İstedim. Benim bulunduğum iklimin içerisinde ömrü geçen, çile çeken, üç fakülteyi bu sebeple bırakmış bir adam olarak birazcık dokundu bana. Yok, orada... Biz dün Kars'ta, Burçlar'da orak çekiç açılırken, Taksim'de orak çekiç bayrağı asılırken Türk bayrağı yerine ve ne yazık ki üniversite kapılarında Muhammed'in diyerek giremez. Yani dilim varmıyor ne söylediğine. Bu kaygılardan sebeple bizim de bölücü yaklaşımlara karşı duruşumuzdan sebeple bir kavga, bir mücadele olmuştur. Ama o günkü her cephenin insanı canından cananından vazgeçmiş, milletin tümüne ait olan dertler için kavga etmiştir. Bugünküler gibi değil. Bugün herkes kendi adına işi kutsal kavramların arkasına saklayarak, işi hak, adalet diye saklayarak şahsi hesaplar adına değil. 12 Eylül öncesi derken şurayı ayrı izah etmek istedim. Bir, burası kalsın. Oraya takılmayın. Şura efendim, benim anlatmak istediğim orada şu. 80 öncesi olduğu gibi bugün de yalan üzerine siyaset yapmaya devam ediyoruz. Tamam. Vatandaş o, İki, anlatmak istediğim o. Şimdi gönül arzu eder ki içinde bulunduğum milliyetçi muhafazakar kesim de ehliyet, liyakat, adalet gerçeğiyle bütün süreçlerini yürütsün. Tek başına hemşeri kayırmacılığı değil, yanı sıra esas olan, zaten Kur'an'ın ölçüsü bu, ilmin ölçüsü sahibi. Bu, yani bilenle bilmeyen bir olur mu diyor. Mesaj bu. Dolayısıyla, biz onu hep söylüyoruz, ordulu olsun ama sıradan olmasın. Tabii, dolayısıyla sahibi. Biz kendi camiamızın insanı ne yazık ki bu konuda biraz kayırmacı, korumacı bir yaklaşımla siyasetimizi biçimlendiriyoruz. İlçe başkanımızı, belediye başkanımızı, meclis üyelerimizi atama yoluyla yapıyoruz. Evet. Kendilerini bu yönüyle iyiyiz. Farklı görüyorum. CHP'yi kastediyorum. En azından kavga dövüş etseler bile sandığa gidiyorlar. Genel merkezlerinde oyluyorlar. Yani demokrasinin belli ölçüde gereğini yapmak için çırpınıyorlar. Bu hakkı da teslim etmek lazım. Şimdi gelelim Saadet'e. Saadet bugün, abi ya, Saadet ortada var mı? Bugün İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'dan bahsederken, Ekrem İmamoğlu kimdir bunu iyi bilmek lazım. Ekrem İmamoğlu klasik CHP geleneğinden, sosyal demokrat bir kültürden gelmiş bir insan değildir. Evet. Oyun kuruculuğunun arka planını iyi anlamak lazım. Yani biraz önceki söylemiştim. Mescitle de meyhaneyle de rahat ilişki kurabilen bir adamdır. Bir başka genel CHP görüntüsüne göre. Kendisi gençliğinde ANAP'ta siyasete başlamış. Babası 12 Eylül sonrası Anavatan Partisi'nin bulunduğu şehirde ilçe başkanlığını yapmış. Amcası 12 Eylül öncesi Adana'da... Tüm bunlara rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nde nasıl böyle... Onu diyeceğim. Adana'da... Cumhuriyet Halk Partisi'nin dizayn edebiliyor. Adana'da amcası Ülkücü Camia'da mücadele vermiş ve cezaevinde bu sebeple yatmış bir adamdır. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu, milliyetçi muhafazakar cenahın frekansını, onlara dokunacağı yerleri de biliyor ve gereğini yapıyor. Klasik sosyal demokratlarla, CHP'lilerle aynı tutmamak lazım. Bu background'un arkasına elinde tuttuğu imkanlar ve başka ilişkileri de devreye koyarak haliyle sahadaki başarısının arkasını iyi analiz etmek dolduruyor. Lazım. Dolayısıyla İstanbul'da diyor ki, efendim, diyor ki ilçelerin belediye başkanlarını ben belirleyeceğim diyor ve belirliyor. Oktay Aksu
Kağıthane'de meclis üyeliği yapmış, Sarıyer'de Büyükşehir Belediyesi meclis üyeliği yapmış, Kartal'da başkan yardımcılığı yapmış, son derece yeterli, vasıflı kabiliyet kazanacağına ilişkin kanaatim var. Çok güzel. Onur Soytürk ise zaten eğitimli, mühendis, imar işleri genel müdürüydü. Zeytinburnu'nda arzu ederiz. Dün bütün yükler Deniz Köken'in üzerindeydi. Yanı sıra bunlarla birlikte Sultanbeyli'yi de dahil ederek onlar kazanırsa bizim hemşerimizin, hemşerilerimizin meselelerinin çözümüne ilişkin talepleri daha rahat karşılık bulur ümidindeyim. Efendim, gelen çok sorular söyleyeyim. Var ama 80 öncesi Devrim Bey'inden Alanya'dan selamlar göndermiş soruları var ama onlara soracak vaktimiz yok. Birçok sorular var. En sonu geldi diye onu söylüyorum. Ordulu dostlardan özellikle sizlere çok selamları var. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Soracak soruları falan var ama efendim bizim siyaset programı olduğu için bize selamlar değil de daha çok siyasi soruları kabul görüyoruz. O izleyicilerimize de yani bölgenizde yaşadığınız soru ve sorunlarla ilgili sorular bekliyoruz. Daha çok göndermiş olduğunuz sevgiyi, muhabbeti, o selamları burada kamuoyuna aktaramıyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz ama yine de ilgi alakanız için. Şimdi son toparlıyoruz, kapanış geçiyoruz. Yani ben selamlama o kadar. Ben sadece iki cümleyle kapatayım. Şu anda İstanbul'da bence AK Parti açısından hava gayet iyi. Tek bir eksiklik var. Murat Bey'in yakalamış olduğu havayı benim gördüğüm kadarıyla ilçe belediye başkanları ve Beşikli belediye başkanı adayları eğer toparlanamazlarsa, süreci hala bu şekilde devam ederlerse Murat Bey'e takoz olmaya başlarlar. Bir an önce benim buradan uyarmak istediğim şu anda AK Parti'nin adayları ve başkanları lütfen bir an önce ayakları yere bassın. Etrafındaki dostlarını, siyasetçileri görmeye başlasınlar, gönül almaya başlasınlar. Eğer böyle olursa Murat Bey'in yakalamış olduğu o güzel havayı eleştirdikleri, karaladıkları Ekrem Bey'in önüne 2019'daki gibi tekrar pasta olarak verebilirler. Bu hatayı aynı belediye başkanları 2019'da yaptılar. Kendilerine oy isterken Büyükşehir'e oyu az istediler. Çalışmalardan bunlar belliydi. Vatandaş da gitti, ilçe belediyesine oyunu verdi, meclisine verdi, adaya vermedi. Burada Büyükşehir Belediye Başkanı da yine çalışmalarında sürekli benden kurtulmalılar. Biz demeyi öğrenmeliler Sayın Genel Başkan gibi. Sayın Genel Başkan bütün hareketini arkadaşlarıyla beraber hep biz söyler. Dolayısıyla eğer bu eksiklikler düzeltilirse bu havayla beraber Murat Kurum inşallah seçimi ciddi bir farkla kazanacağı inancındayım. Buradan bütün hemşerilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bizlere katlandıkları için reklamlara gireceğiz. Ediyorum. Yayınımız süremiz bitti. Çok teşekkür ediyorum. Efendim. Mesele mevki makam ya da siyaset değil. Mesele ordunun sorunlarını konuşmak diye çıktığımız yolda sizlerin sorunlarını, sizleri konuşmaya devam ediyoruz. Efendim, sürçülisan ettiysek affola diyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.